Sayın Oda Başkanım, değerli konuklar, siz saygıdeğer meslektaşlarım, iş ve sosyal güvenlik hukuku uygulamalarında meslek mensuplarımız ve müşterilerimiz açısından güncel gelişmeler konulu seminerimize hepiniz hoş geldiniz. Değerli konuşmacıları takdim etmeden önce açılış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Yahya Arıkan'ı kürsüye davet etmek istiyorum. Buyurun başkanım. Saygıdeğer konuklar, çok değerli meslektaşlarım, hoş geldiniz. Bir hal hatırla başlayalım. İyisinizdir umarım. Yüzler fena değil, gülümsüyorlar. Kemal Güner biraz suratı asık, önemli değil. Ben öncelikle Kadıköy Belediyesi'ne bize bu salonu vermelerinden dolayı başta Sayın Başkan olmak üzere değerli meslektaşımız Hulusi Özhoca'ya özel bir teşekkür borç biliyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada yabancı kimse yok. Bir şeyi netleştirmemiz lazım. Gündemdeki konuları geçmeden önce bugün buraya stajyer olarak aramıza katılan kaç arkadaş var? İşaret buyursunlar stajyer. Yani 30-40 var mı? Yok. Bağımlı çalışan arkadaşlar el kaldırsın. Evet. Gerisi de serbest çalışanlar. Şimdi arkadaşlar, gelin bir şeye birlikte karar verelim. Buraya gelirken 470 arkadaşımız rezervasyon yaptırmış. 470 arkadaşımızın 280'i büro sahibi, 95'i bir yerde bağlı çalışan, 90'lı stajyer arkadaşımız. Şimdi bakın, biz önce şunu baştan ifade edeyim. Bir tek kişi dahi olsa biz bu eğitimleri sürdüreceğiz. Burada bir derdimiz yok. Rakamlarla da işimiz yok. Sadece o 470'te rezervasyonu kapattığımız zaman gelmek isteyen arkadaşının hakkını birileri gasp ediyor. İki şey var. Açıkça söylüyorum ya, bunu tedbir alacağız. Ya birileri bilerek rezervasyon yaptırıp o eğitimi sabote etmek istiyor. Ya da birileri sizlere karşı saygısızlık etmek istiyor. İkisi de yanlış sevgili arkadaşlar. Yazık ya. Hatırlayın, bunu her yerde anlattım. Neden rezervasyona geçtik? Enflasyon muhasebesi çıktığında 4180 kişi iş kurulundaki yere başvuru olmuştu. Dediler ki biz bu eğitimi yapamayız. Güvenlik anlamda mümkün değil. Ve rezervasyona geçtik. Hakikaten doğru bir sistem. Tuzla'dan gelen bir arkadaşım rezervasyon yaptırıyorsa buraya geldiği zaman bu arkadaşın yeri hazır olması lazım. Eğer Tuzla'dan gelip bu salonda girip eğitim göremiyorsa, bunu bir haksızlık olarak gördük ve böyle bir önlem aldık. Şimdi gelin birlikte bu işi bir yol alalım sevgili arkadaşlar. Ne yapalım? Benim gördüğüm kadarıyla rezervasyon yaptıran yer arkadaş burada yok. Doğru mu? Kırmızı kart mı gösterelim arkadaşlar? Ne yapalım? Yani birilerinin hakkına bir gasp ediyorlar. Ben öyle görüyorum şahsen. Kimse zorla rezervasyon yap demiyoruz. Bir de buraya gelen, bugüne kadar hepiniz biliyorsunuz, hiçbir arkadaşımızı da geri çevirmedik. Öyle mi arkadaşlar? Yani bilmiyorum, ben bir üzüntümü baştan belirtmek istiyorum ama bu, en azından bu camiaya, buraya gelen insanlara saygı anlamında buradan sesleniyorum. Bu eğitim akşam video konuluyor, herkes izliyor. Lütfen bir daha buna yeltenmesinler. Buna kimsenin hakkı olmadığını inanıyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, gündemde tabii ki eğitim konusu var. Eğitimlerimiz devam ediyor. Kısmen de işte
Özellikle bu dönem iki yakı olarak biliyorsunuz yapmaya başladık. Herhalde bu da yararlı olması lazım. Çünkü Anadolu yakasıyla Avrupa yakasını ayırdığımız zaman karşıya geçmekten daha kolay olması lazım. Ama bunu devam ettirebilmemiz için en azından bu yakadaki arkadaşlarımız bu eğitimlere sahip çıkması gerekiyor. Bu dönem 15 meslek içi eğitim planlandı TESMEN olarak. Şu anda biliyorsunuz hafta sonları bu eğitimler devam ediyor. İki boyutu var bunun, bu eğitimlerin yanı sıra. Bir yandan her bir bu 15 meslekçi eğitim konusu İSMUH TV'ye bittikten sonra konuyor. Bir şey daha paylaşayım. Bu eğitimler tamamlandığında 15 elektronik seminer notu oluşmuş olacak. 15 konuda. Bu da meslek yaşantınızda katkı sunacağına inanmaktayız. Gündemde bir diğer konu değerli arkadaşlar, sermaye artışı konusu var. Biliyorsunuz sermaye artışı en son 14 Şubat bildiğim kadarıyla. Bundan sonra uzatılması talebimiz var. Ama geçen gün aldığım bilgi, zamanla daraldığı için söylüyorum, bakanlık yetkilerinin söylediğini ben sizinle paylaşıyorum. Çok bunu öteledik, çok erteledik. Bir an evvel artık bu sefer uzatmayacağız şeklinde bir özel bir bilgi var bende. Ben bunu sizlerle paylaşmayı bir görebiliyorum. Münfesit duruma düşmemesi için şirketlerinizin bir an evvel sermaye artışı yapmakta yarar var. Bir de bu iş bir angarya işi de değil biliyorsunuz. Bunun da bir bedeli var. Bu bedelini de herkesin alması gerekmekte. Şimdi bir diğer konu değerli arkadaşlar, aracılık sözleşmesi konusu var, uygulaması var. Ben onu teknik boyutuna girmeyeceğim. Sadece önemli bir bölümünü paylaşmak istiyorum. Şimdi maalesef birçok arkadaşımız defter tutma ücreti yerine 4 nolu aracılık sözleşmesini düzenleyerek işlerini takip ettiğini biliyoruz. Öyle mi arkadaşlar? Şimdi bakanlığın web sayfasında var. Benim sadece hatırlatma görevinde bulunuyorum. Bu dönem geçmişte ne yaptığınızla ilgili bir yorumum yok. Ama bakanlığın kesin uygulaması şu olacaktır. Gayrimenkul sermaye iradı ve basit üssünün dışındaki tüm gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin beyannameleri 3 nolu aracılık sözleşmesi yapmak zorundasınız. Eğer 3 nolu aracılık sözleşmesi yapmadığınız takdirde tek bir beyannamenizi kabul edecek sistem, o da yıllık beyanname. Onun dışındaki beyannameleri göndermeyeceksiniz. Ben şimdiden hatırlatıyorum arkadaşlarımıza, 4 nolu aracılık sözleşmesi yerine 3 nolu yapmanızda büyük bir yarar var, mağdur olmamanız açısından. Şimdi değerli arkadaşlar, hep paylaşıyoruz. Aslında bizim bir başka görmemiz gereken boyutta Türkiye'nin nereye gittiğini çok iyi görmek lazım. Burada SGK yetkilileri olduğu için söylemiyorum. Diğer kurumlarda çok fazla alınmasın ama SGK şu anda kamu kurumları içerisinde, bakanlıklar içerisinde kendini en çok yenileyen kurumların başında geliyor. Bakıyoruz, ciddi bir hafriyat mı dersiniz? Büyük bir çalışma var SGK'da. Projeler tabii eleştireceğiz, eksikler olacak. Bu başka bir şey. Ticaret Bakanlığı'na bakıyorsunuz, orada da ciddi projeler gündemde, ciddi bir çalışma var. Örneğin geçen bir toplantıya katıldım. Elektronik Genel Kurulu sevgili arkadaşlar, şu anda başladı biliyor musunuz? Belli kapasite olan, belli ortak sayısı fazla olan firmalar Elektronik Genel Kurulu yapıyor. Maliye bakıyorsunuz, VEDOP'la başlandı sistem biliyorsunuz. Şu anda tüm bildirimleri elektronik ortamda gönderiyoruz. Peki bizim hayatımıza ne girdi? İşte yavaş yavaş e-fatura girmeye başladı. 1-1-2014. Eksik, yanlış, o kısmını bu toplantıda girmeyeceğim. Ama bir şey biliyoruz. Türkiye uluslararası anlaşmaları yaptı imzalamalarda. Türkiye'de çok kısa bir süre, yani 5-6 yıl içerisinde tüm firmaların faturaların elektrik ortamını düzenlemesi konusunda bir taahhüdü var sevgili arkadaşlar. Bunun anlamı nedir? Elektronik fatura kullanmaya başladığımız andan itibaren elektronik defterde zorunlu hayata geçiyor.
Yani sevgili arkadaşlar, devlet bizden çok çok ileride, kusura bakmayın. Ben bunu net olarak ifade etmek istiyorum. Artı oturduğunuz yerden bunlar angaryadır deyip durdurma şansına da sahip değilsiniz. Bir yere gidiyor. Geçen TÜİK'çiler geldi. Biliyorsunuz TÜİK'çiler belli cüre yaşayan firmalar anket dolduruyorlar. Ve bunları elle dolduruyorduk, manuel dolduruyorduk. Onlar da elektrik ortamına geçmek istiyorlar. Devletin hangi kurumuna gidersiniz gidin, böyle bir süreç içerisinde biz de buraya gidiyoruz sevgili arkadaşlar. Bunu herkesin görmesi lazım. Yani süreç içerisinde bu camianın büyük bir bölümü defter tutmaktan gelir kazanan bu camia, defter tutmanın da dışında bir dünya olduğunu görmek zorunda sevgili arkadaşlar. Yetmiyor. Yani 3 yıl 5 yıl sonra tüm faturalar elektrik ortamda düzenlendiği zaman muhasebeciye gerek olacak mı, olmayacak mı? Bu sorunun cevabını herkesin düşünmesi lazım. Bunu sizin bireysel, ya ben muhasebeciyim, bundan sonra böyle yapacağım demiş şansına da sahip değilsiniz. Hatırlayın, tek düzen uygulama tebliği çıktı. Herkesin kendine göre bir düzeni vardı. Şuna itiraz edebildik mi arkadaşlar? Biz de onu savunmuştuk. Ya ben tek düzen uymam deme şansına sahip değilsiniz. Değilsiniz. Birçok arkadaş işi bıraktı. Enflasyon düzeltmesi çıktı. Yine yapamam deme şansına sahip değilsiniz. Sonuç olarak sevgili arkadaşlar, mesleğin geleceğini çok iyi görmek lazım. Bizim ne olursa olsun bizim görevimiz, yöneticilerin görevi, buralar ağlama duvarları değil sevgili arkadaşlar. Bizim görevimiz sizleri geleceğe göstermektir. Geleceğe gören arkadaşlar yoluna devam eder. Çok açıkça söylüyorum. Ha bize düşen tabii ki görevler var. Nasıl bu eğitimlere önem verdiysek, tek kişiyle, 5 kişiyle başladığımız eğitimler bugün 24 yılda 400 bin lira aşmışsa, biraz sonra anlatacağım süreçte bizim bir görevimiz. Şimdi şuraya doğru gidiyor. İstedikleri kadar e-fatura, e-defter olsun. Biz olmadan o finansal tabloyu kimse düzenleyemez sevgili arkadaşlar. El değecek, el yorumlayacak. Burada biziz. Bunu herkes bunu böyle görmesi lazım. Bugün mesleğin bir boyutu şu ada gelecek. Finansal tabloları düzenleyenler sevgili arkadaşlar. Unuttuk, TESMEN'in gündemi olan bir konu. Bu finansal tablolar neye göre düzenlenecek? UFRS'ye göre düzenlenecek, TFRS'ye göre düzenlenecek. Gündemimizde olan bir konu. Demek ki burada bu finansal tabloyu düzenlemek ikinci ayağı olan bu işin denetlenmek kadar önemli sevgili arkadaşlar. O finansal tablo bozuksa neyi denetleyeceksiniz siz? Hiçbir şey denetleyemezsiniz. Ve üçüncü ayağı da bu işin uzmanlaşma, danışmanlık sevgili arkadaşlar. Birçok yerde anlattım, entegre raporlama. Duyan var mı içiniz arkadaşlar? Kaç kişi var bilen? Entegre raporlama bilen var mı? Dünya bunu konuşuyor sevgili arkadaşlar. Türkiye de bunu konuşacak. Siz istediğiniz kadar konuşun ama iş dünyası dünyaya açılmak istiyor, açılmış. Ve sen meslek mevzusu bunu ayak uydurmak zorundasınız. Bu boyutta biz buna göre geleceği şekillendirmek zorundayız. Ben şöyle özetleyeceğim. Şunu hayal etmek zorunda sevgili arkadaşlar, bunlar zor değil. Artık bu meslek tek başına bir masa, bir sandalye mesleği değildir. Her yerde altını çiziyorum. Bu meslek kurumsal hizmetin verildiği bir meslek olmak zorundadır. Yani müşterinize bir yandan finansal tablo düzenleme hizmeti, bir yandan denetleme işi, bir yanda yüze yakın danışmanlığı yapmak zorundasınız. Burada da yapılması gereken şey güçleri birleştirmek sevgili arkadaşlar. İki tane meslek kararı var. Bu eğitimlerin konusu olmadığı için girmeyeceğim. Ama iki tane meslek kararının bir tanesi haksız rekabetli mücadele meslek kararı, bir de bir olanın standartları ve hizmet kalitesi meslek kararı. Bu bizim olmazsa olmazımız. Nereye gidiyor? Şuraya gidiyor. Artık ve olması gereken tablodu bu. Ben camianın yenilikçi yanıyla bu sürece yürekten destek vereceğine inanıyorum. Şimdi bakın, tebliğ çalışmaları var, onlar var, bunlar var. Her şey elektronik ortamda olması düşünülüyor ya. Örneğin şu anda yeminli mali müşavirler tüm sözleşmeleri elektronik ortamda veriyorlar. Haksız rekabetle mücadele yazılım programının özelliği şudur.
Tüm sözleşmeler elektrik ortamda düzenlenecek de sevgili arkadaşlar. İşte 3 nol arıcık sözleşmesi birinci kapı kapanıyor. Başkaları var, girmeyeceğim. Ne olması gerekiyor? İki şey gerekiyor bunun arkasından. Bir yandan her şey elektrik ortamda olduğunda tüm tahsilatlarımız elle değil banka yoluyla olması gerekmekte. Bunu mutlaka yasal düzenimizi yaptıracağız. Bunun başka hiçbir yolu yok. Burada hemfikir mi sevgili arkadaşlar? Bunun başka hiçbir yolu yok. Bunun için de yapılması gereken nokta şu. Amerika'da güzel bir ilke var sevgili arkadaşlar. Kar yağdığı zaman Amerika'da herkes kapısını temizlemek zorundaymış, biliyor musunuz? Ben gittiğimde öğrendim. Temizleyemenin cezası varmış. Yani biz de oturup gelecekle ilgili herkes önce bir kapısını önü temizleyecek. Küçük hesapları bırakıp her şey elektrik ortamdan geçtiği, tahsilatın bankadan elde edildiği ve zamanı endeksli ücret tarifine hayatta geçtiği bir süreç bizim olmazsa olmazımız sevgili arkadaşlar. Bunu nasıl eğitimi anlatı bir noktaya getirdiyse, deyim yerindeyse bu iş hayatta geçinceye kadar tüm enerjimizi bu alanda sürdüreceğimizin bilinmesini istiyorum. Tabii her zaman olduğu gibi kamu gözetim kurumuyla ilgili birkaç laf etmeden konuşmamı bitirmem söz konusu değil. Değerli arkadaşlar, burada içinizde bir aile toplantısında 15 yılını doldurmuş kamu gözetim kurumu eğitimine katılan kaç kişi var, işaret buyursunlar lütfen. Çekinmeyin ya. Bir iki, hayır. Ne? Kemal. Kaç kişi var arkadaşlar? İşaret buyursunlar. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 15. Efendim? Düşünüyorsunuz. Benim konuşmamdan sonra bir daha düşünmenize yarar var. Şimdi yine soruyorum o 15-20 arkadaşıma. Bu lisansımı aldınız anladığım kadarıyla, doğru mu? Peki bu işten para kazanan bir kişi var mı bana işaret buyursunlar? Yok ki arkadaşlar, yok ki. Yani neyin telaşı içerisindesiniz? Yani bağımsız denetim lisanslaması olayının, bağımsız denetçi yetkisinin tek başına şu an 2500 tane firmanın bağımsız denetçi yapma şansına sahip misiniz sevgili arkadaşlar? Niçin acele o zaman? Ben de sizin konumdayım. Geçen Facebook'a yazdım. Benim adımı kullanarak başkan ve arkadaşları, eşimi de kataraktan bu eğitimlere katıldığım lisans aldığımı iddia ediyorlar. Böyle yalancılık olur mu ya? Girersin kamu gözetim kurumu sitesine, kimler lisans aldı açık ve şeffaf, orada benim ismimi görürsen çıkar eriştirirsin. En son bu sürece ben katılacağım sevgili arkadaşlarım. Bunu bilin. Hepiniz katılsanız dahi en son katılacağım, belki de almayacağım bu belki. Neden mi? Onu ifade edeceğim arkadaşlar. Neden? Şimdi bakın, 15'ini dolduranlarda bir sorun yok. Anlaşalım. Neden? 15'ini dolduran arkadaşlarım parayı verip düdüğü çalarsınız. Eğitimi işte çeşitli üniversiteler arıyorlar. Ver parayı. Eğitimi tamamla, bitti olay. Yine soruyorum. Bu eğitime katılıp başarmayan bir tek kişi var mı arkadaşlar? Bir tek kişi yok. Tek kural, hatta öyle ileri götürürler ki hocalarımızı kullanıyorlar. Ya hocam sen başvur, parayı bana gönder. Senin gelmene bile gerek yok, biz sana belge gönderiyorlar sevgili arkadaşlar. Neyin telaşı o zaman bu? Bakın biz neyi anlatmaya çalışıyoruz. Bu kurum, bir şeyi anlaşalım. Kamu gözetim kurumu dünyanın her yerinde var sevgili arkadaşlar. Ne adına var? Gözetlemek adına var sevgili arkadaşlar. Gözetlemek. Yani bağımsız denetçinin en son skandalından sonraki süreci gözetlemek adına var. Ama bizde bir kurum yarattılar. Belki adamın rüyasına giriyorum ben, Seyit Ahmet Baş'ın. Korku rüyası olduk belki de kişinin. 1 Mart'ta da geliyor yakında, merak etmesinler. Bir ucube bir canavar yarattılar. Kurum değil sanki sevgili arkadaşlar. Her şeyi bu kurum yapmaya çalışıyor. Lisanslama yapmak istiyor, standartı belirlemek istiyor, gözetlemek istiyor. Yok arkadaşlar, dünyada bunun örneği yok. Var mı diyorum, kemki mi diyorlar herkese. Yok arkadaşlar. Başından beri neyi savunuyoruz? Bakın sevgili arkadaşlar, bir oyun oynanıyor. Bu oyunu lütfen görün. Biz ne diyoruz? SMM ruhsatına sahip olan herkes bağımsız denetim hakkıdır diyoruz. Buna itirazı olan var mı arkadaşlar?
Alkışta işim yok. Hiç alkışta işimiz yok arkadaşlar. Yüreğimize kazıyacağız bu konuşmalarımızı. SMM ruhsatına sahip olan herkes bu iş hakkıdır. Şimdi arkadaşlar, adam 70 yaşında ne olur, yaşta başta işim yok. 70 yaşında koşa koşa geçen biri arıyor, diyor ki alayım da bulunsun. Ne yapacaksın arkadaşım bulunsa olayı ya? 70 yaşındasın sen. Arkadaşlar bu kiralama olmaz ki. Bağımsız denetim öyle anlatıyoruz. Bir ekip meselesi, takım meselesi, böyle bir şey yapma şansı yok ki. Arkadaşlar bakın, birinci nokta bu. Biz herkes SMM ruhsatına sahip olanların hakkıdır diyoruz. Tabii burada yeminlerle işim yok. Ayrı mesele ama. Bir de 70-80'lik yeminler var. Koşa koşa onlar da bu işi alıyorlar. Merak ediyorum ne yapacaklar. Hele hele yeminlerin önemli bir kısmı muhasebevi bilmezler. Denetçi olacaklar. Nasıl yapacaklar onu da merak ediyorum. Yani hadi tam tasdik vergi denetimi, anlıyorum bu olayı. Ya kardeşim, sen muhasebe bilmeden neyi denetleyeceğiz? Alayım da bulunsun. Şimdi bakın arkadaşlar, burada tehlike şu. Kamu Gözetim Kurumu meslek mensubu olmayan kişileri sınavlar alıyor şu anda, doğru mu? İlk etapta diyebilirsiniz ki SPK'nın yaptığı gibi. SPK ile fark şuydu. SPK'da kamuya açılan firma sayısı sınırlı olduğu için bu alandaki çalışacak kişi sayısı belliydi sevgili arkadaşlar. Ama halka açık firmalar dışındaki tüm AŞ'lerin ve limitetlerin süreç içerisinde denetlenici varsaydığınız zaman, meslek mensubu olmayan sınavlara girsin dediğinizde ne olacak biliyor musunuz? Bu sayı 50 kişide bir sorun yok, 100 kişide bir sorun yok. 1000 kişi, 5000, 10000 olduğu zaman şu olmaz mı arkadaşlar? Ya biz bu sınavlara katıldık, bu lisanslamayı aldık, SMM'ye ne gerek vardır demeyecekler sevgili arkadaşlar, güç oldukları zaman. Şimdi buradan delmeye çalışıyorlar. Burada kamuda çalışan arkadaşlarım var. Beni de çok iyi tanırlar. Lafıma kimse alınmasın. Bir bakıyorum, bakanlık elemanları da girmeye çalışıyor. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Herkes bir yerden, kimi pencereden, kimi bacadan içeri girmeye çalışıyor. Bakın, şu fırsatlar olabilir. Kamuda çalışan bir adam, bir kişi, meslekle ilintili olan bir alanda çalışan bir kişi, 15 yıl bir tecrübesinden sonra bu mesleğe girip, ama bir tek koşulla, sınavla değerli arkadaşlar, bunun başkaları yok. Sınavsız kimseye bu ayrıcalık, zaten baştan bu hata yapılmıştır. 3.68 ile yasa çıkarken bu hata yapılmıştır. Şimdi bakın, siz acele etmeseydiniz ne olacaktı? Türkiye genelinde 7.000 civarındaki başvuran arkadaşımız var. Sayıları biliyoruz. Bunun yarısı yemini malmiş abi. İstanbul'da sayı 1700 civarında. İstanbul SMM odasını 15 yıl doldurmayan 22 bin kişi var sevgili arkadaşlar. 22 bin kişi. Eğer 22 bin kişinin geleceğine, birçoğu yakınıdır, arkadaşınızdır, çocuğunuzdur, evladınızdır, dostunuzdur, öyle mi? Bir de mesleğe yeni giren arkadaşlarım var. Onların geleceği için arkadaşlar bu eğitimlere katılmaması gerekiyordu. Kusura bakmayın. 31 Aralık 2014 son tarihtir. 31 Aralık 2014 tarih başvuran herkes, kamu gözetim kurumu 15'ini dolduranlara bu lisansı vermek zorundadır. Bu başka bir şey. Ama mücadele etmeden sevgili arkadaşlar ne işlenecek anlama mümkün değil. Yakında AŞ'lerin denetlenmesiyle ilgili bir yönetmelik yayınlayacak. Aynen savunduğumuz gibi sevgili arkadaşlar. Eksi vardır, fazlası vardır, orasında değilim. Tek savunma nokta şudur. Bu odanın yiyorsunuz, SMM olan herkesin denetim hakkı olduğunu sanıyor sevgili arkadaşlar. Ama bu da şu anlama gelmiyor. Her denetim bilgisine haiz olan kişi, ben de bulunsun da bir gün bu işi yaparım diye baktığınız zaman bu iş olmaz sevgili arkadaşlar. Biraz önce anlatmış olduğum kurumsal yapılarınız yoksa, güçlerini birleştirme olgunuz yoksa, çeşitliliğiniz yoksa, ekibiniz yoksa bu işi başlama şansına sahip değil sevgili arkadaşlar. Gelin yol yakın. Gelin bu belgelerin toplu bir eylem yapalım sevgili arkadaşlar. Bu şu anda bir işinize yaramıyor. Bir kere bizi dinleyin. Acele etmeyin.
Kim sizin hakkınızı gasp edemez sevgili arkadaşlar. Kendiniz için bunu yapmayınız lütfen. Gelecek kuşaklar için bunu yapın. Ve iddia ediyorum sonucu ne olursa olsun bir gün Türkiye'de nasıl yargı tartışılıyorsa bu ülkede. Öyle değil mi arkadaşlar? Tartışılmıyor mu? Her yerde bir şey çıkıyor şu anda. Siyasete girmek istemiyorum. Ama inanın bir gün gelecek ne olursa olsun sonucu aynen anlattığımız gibi olmak zorundadır. Tek bir sınav vardır. Mesleğe giren yeterlik sınavıdır. Onun için sınav yoktur sevgili arkadaşlar. Bu oyunu bozmak zorundayız. Özellikle 15 yıl dolduran arkadaşlarıma sesleniyorum. Gelin gençler adına bu mücadelemize destek vermenizi diliyorum. Bugünkü seminere katılan değerli konuşmacılara sizler adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve en azından buraya gelmeyen arkadaşlarımız da lütfen gelenlerin hakkına saygı duymak adına bu katılım boyutunda duyarlı olmalarını diliyorum. Sizlere sevgiler saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Evet, Oda Başkanımıza teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. İş ve sosyal güvenlik hukuku uygulamalarında güncel gelişmeler konulu seminerimizin oturum başkanlığını yapmak üzere İSMO Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Cemile Kuzu'yu davet etmek istiyorum. Buyurun Cemile Hanım. Evet, seminerimize değerli konuşmalarıyla katkı sunacak konuşmacı üstadlarımızı sırasıyla davet etmek istiyorum. Doktor Resul Kurt, Sosyal Güvenlik Eski Baş Müfettişi, Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi. Sayın Murat Özdamar, SGK Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdür Yardımcımız. İl Müdürümüz Murat Göktaş katılacaktı. Kendisinin bakanlığın ziyaretinden dolayı çok önemli bir mazereti olduğundan yerine Murat Özdamar üstadımız katıldı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İş hukuku konularında güncel gelişmeler konulu Adem Mortaş, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi. Buyurun. Teşekkür. Hoş geldiniz.
Sayın Başkanım, çok değerli meslek mensubu arkadaşlarım, değerli katılımcılar, hepinize öncelikle saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tabii Cemile Hanım eski 10 yıllık arkadaşım, o eski SGK müfettişi diyemem dedi, o yüzden ben söyleyeyim. Eski istifa etmiş 5 yıl önce, 15 yıl müfettişlik yaptıktan sonra istifa ettim. Eski bir müfettişim, emekli değilim. Bugün iş sağlığı ve güvenliği yasasını size özet ve hap şeklinde, tabiri caizse, önemli ayrıntılarını paylaşarak hem meslek mensuplarımızın hem de işverenlerimizin bu anlamda karşılaşabileceği tehlikeleri, dikkat etmeleri gereken konuları paylaşmış olacağım. Tabii iş sağlığı ve güvenliği yasası hem bizim işveren olarak, birçok arkadaşımız burada işveren, bir kişi bile yanımızda çalışıyorsa sonuçta biz de bir işvereniz. Çalıştırdığımız kişilerin defterlerini tuttuğumuz mükelleflerimizin bir anlamda iş sağlığı ve güvenliğinden kaynaklanacak sorunları, sıkıntıları doğrudan bize yansıyor. İş sağlığı ve güvenliğinde amaç sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, riskleri ortadan kaldırmak, tehlikeleri ortadan kaldırmak, iş kazası, meslek hastalığından kaynaklanacak maddi ve manevi tazminatları, rücuları ortadan kaldırmak, iş yerindeki üretimin devamını ve verimliliğini sağlamak olarak sayabiliriz. İş sağlığı ve güvenliğinde her zaman ilk ve önceliğimiz iş kazalarını azaltmak, mümkünse bitirmek. Çünkü ülkemizde maalesef her gün 4-5 arkadaşımız iş kazasında hayatını kaybediyor. Dünyada en çok ölümlü iş kazası olan, resmi kayıtlara göre ölümlü iş kazası olan ülkelerden birisiyiz. Tabii ki Çin gibi, Hindistan gibi, Bangladeş gibi uzak doğu ülkelerinde çok daha fazla insan iş kazalarından dolayı hayatını kaybediyor, ama oralarda resmi kayıtlar sağlıklı tutulmadığı için şu an biz dünya sıralamasında en fazla iş kazası olan 3. ülke, ama kayıtların sağlıklı tutulduğu Avrupa ülkelerinde de 1. sıradayız. Yani en çok iş kazası olan ülkelerden birisiyiz. İş yerinde çalışanlarımızın uğradığı kazalar, görevli olarak bir yere gönderdiğimizde uğradıkları kazalar, yine süt izinlerinde geçen kazalar, işe giriş geliş sırasında işverenin sağladığı taşıtlarda meydana gelen, özellikle servislerde veya işveren tarafından sağlanan diğer taşıtlarda meydana gelen kazaları biz iş kazası kabul ediyoruz. Ve iş kazaları beklenmeyen, istenmeyen, planlanmayan olaylar. Hiç kimse bugün gidip parmağımı şu planyaya bir sokayım, parmağımı kaybedeyim diye plan yapmaz. Dolayısıyla bu hiçbirimizin arzu etmediği bir sonuç. Ama ben çok iş kazası gördüm. İnanın insan hiçbir şekilde böyle bir kaza olur mu, böyle bir kazan olması için kasıt lazım dediğinizde, kasten bile yapsanız onu yapabilme şansınız olmuyor, ama kaza gelip insanları buluyor. Yine bir diğer tehlike meslek hastalıkları. Bu salondaki arkadaşlarımızın tamamı, inanın stajyer arkadaşlarımız, belki daha mesleğe yeni başlayan arkadaşlarımız istisna tutabiliriz, ama diğer arkadaşlarımızın tamamı meslek hastalığına yakalanmış durumda. Değil mi? Görme bozuklukları, kas iskelet sistemi hastalıkları, değil mi? Boyun fıtığı, bel fıtığı, kalp rahatsızlıkları, hipertansiyon, bunların hepsi bir yerde hastalık, ama hastalığın sebebine baktığımızda bunlar bizim yaptığımız mesleklerden kaynaklanan hastalıklar. Kimyasal zehirlenmeler, deri hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar, viral hastalıklar, fiziksel hastalıklar, işitme ve görme kaybı, kemik eklem hastalıkları, bunların hepsi meslek hastalığı olarak kabul ettiğimiz konular. Türkiye'de her gün 217 uzun kayıplı veyahut da yaralanmalı iş kazası meydana geliyor. Burada 4 çalışan iş kazası sonucu hayatını kaybediyor. Yine her gün 5 çalışan iş kazası sonucu, tabiri caizse, malul kalıyor, iş göremez hale geliyor ve gayri safi milli hasılamızın %5'ine yakın bir oranda iş kazası ve meslek hastalıklarından dolayı kayıplarımız oluyor. Şimdi kazaların en büyük sebebi eğitimsizlik. Yani hatırlarsanız Cem Yılmaz diyor, eğitim şart. Bize de eğitim şart, ama biz her şeyi çok iyi bildiğimiz için maalesef
eğitimlerin bir anlamda sonucuna ulaşmadığını görüyoruz. Çalışanımıza soruyoruz, kardeşim bak böyle çalışacaksın. Abi diyor, biz hep böyle çalışıyoruz zaten. Ama bir türlü bizim istediğimiz sağlıklı ve güvenlikli çalışma ortamını sağlayamıyoruz. Bakın, eğitimsizlik, bilgisizlik, dalgınlık, rahatlık, düşüncesizlik, yeteneksizlik, bunlar hep kazaya sebebiyet verir. Bazen de kasıt vardır. Ben müfettişlik hayatımda denk geldim. İşçi patrona şöyle diyor. Bana bak kardeşim diyor. Patrona diyor. Şu parmağı görüyor musun diyor. Parmağı sokarım diyor makinenin içine. Alırım 100.000 lira tazminatını. Kafamı fazla bozma diyor. Şimdi böyle bir çalışan profili olan bir memlekette iş kazalarını, meslek hastalıklarını önlemek için 6331 sayılı yasayla getirilen düzenlemeler ne kadar etkili olur? Onu da sizin takdirinize bırakıyorum. Ama en azından vicdanlara hitap ederken tutum ve davranışlarımızı değiştirmemiz işletmelerde meydana gelecek tehlikeleri en azından büyük bir kısmını ortadan kaldırır. Bakın, kazalar birdenbire ortaya çıkmıyor. Ne, nasıl çıkıyor? Bana bir şey olmaz abi diyor. Don't fake ask my brother, I am Turkish diyor. Ben hep böyle çalışıyorum diyor. Ben ustamdan böyle gördüm, aynen devam ediyorum. Veyahut da diyor ki, ya böyle yapıyordum ama güvenli görünüyordu. İskele kurulmuş, iskelenin altına iki tane tuğla sıkıştırmış yüksekliği dengelemek için. Olmamış, bir tane de tahta parçası sıkıştırmış. Telle de duvara tutturmuş. Sonra çalışırken, boya yaparken veya sıva yaparken iskele devrilmiş. İşçi yaralanmış veya ölmüş. Soruyorsunuz yaralanana, nasıl oldu? Vallahi diyor, güvenli görünüyordu. Telle de bağlamıştım halbuki diyor. Yani bu bizim ülkemizde en büyük kazaların oluşmasına sebebiyet veren olgu. Yani insanlar çok fazla ölümü kendisine yakıştıramıyor. Yani hiçbirimiz karşıdan karşıya geçerken, bir iş yerinde çalışırken bir kazayla öleceğimizi düşünmüyoruz. Hiçbir insan ölümü kendisine yakıştırmaz. Ama mezardan kaldırsak o insanları, hep işte biraz önce söylediğim gibi güvenli görünüyordu diyecek. Ya biz hep ustamızdan böyle gördük, böyle çalıştık diyecek. Siz istediğiniz kadar söyleyin. Yani ben, biz de iş hayatının içerisinde kendi ofisimizi yaptırırken baktım mimarın elemanları ucu açık kabloyla çalışıyor. Kızdım, ya kardeşim böyle çalışmayın. Ben size alayım, neyse kablo alayım dedim. Yok abi dedi, biz hep böyle çalışıyoruz. Yani siz de belki hayatınızda hep bunları görürsünüz. Yani bunlar kazayla ölen insanların son sözleri, ama tabii ki öldüğü için bunları söyleyemiyor. Onu kim uyduruyor? Biz uyduruyoruz. Böyle muhtemelen, hani ölmemiş olsa böyle söyleyecekti diye düşünüyoruz. Bakın, dinamit patlatıyor şey. İpi kısa tutmuş. Fitil kısa tutulunca tabii adam daha uzaklaşamadan patlamış. Sormuş, demiş ki, çavuş bu fitilin uzunluğu ne kadardı? Yani güvenlik anlamında maalesef her 10.000 güvensiz davranış 1.000 kazaya, ramak kalaya sebebiyet veriyor. Ve 100 küçük yaralanmaya kazaya sebebiyet veriyor. 10 ciddi yaralanmaya kazaya sebebiyet veriyor. Ve maalesef her 10.000 güvensiz davranışın sonucunda bir kişi hayatını kaybediyor veya yaralanıyor. Bu hiçbirimizin arzu etmediği bir olgu. Ben bugüne kadar hiçbir çalışanın, hiçbir işverenin en sevmediği, en nefret ettiği insan dahi olsa çok güzel oldu, kolu koptu, ne kadar sevindim dediğini hiç görmedim. Böyle bir şey söylemek de zaten insanlığa sığmaz, ama sonuç itibariyle bunlar her gün karşımıza geliyor mu? Bunlarla her gün karşılaşıyor muyuz? Her gün karşılaşıyoruz. İş kazalarını tabii bu anlamda önlemek için iş sağlığı ve güvenliği yasası ne kadar işi sağlam alır? Açıkçası ben de biraz tereddütlüyüm. Çünkü biz şekil şartlarına çok bağlı bir toplumuz. Bakın, Türkiye'de sigortasız işçi çalıştırdığı için uygulanan bir ceza yok. Bizdeki ceza ne biliyor musunuz? Belge vermedin cezası veriyor. Siz kazayla unuttunuz, 2 ay sonra götürüp verdiniz, size de aynı cezayı veriyor. Ben sigortasız işçi çalıştırıyorum, bana da aynı cezayı veriyor. Yani belge vermeme cezası var. Peki sigortasız işçi çalıştırmanın cezası var mı bu memlekette? Yok. Dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliğinde de maalesef ben üzülerek o noktaya gittiğimizi, şekil şartları yazıyor adam, 50 TL'ye risk değerlendirmesi yapıyor. Yani şimdi 50 lira benzin parasına mı veriyorsun, ona mı veriyorsun? Nasıl ya? Ben anlayamadım, içinden çıkamadım.
Fakat yapılan işe bakıyorsunuz, aynısını çoğaltıyor. Bütün bürolar nasıl olsa aynıdır, bütün işletmeler aynıdır. Aynı risk değerlendirme raporunu imzasını atıp veriyor. Attığı imzanın ne kadar büyük bir sorumluluğu olduğunu anlayacak kapasitede bile değil yani. Attınız oraya imzayı, olmadık bir şey oldu. Gel bakalım iş güvenliği uzmanı kardeşim, sen buraya böyle demişsin ama hiç de böyle değilmiş. Nasıl bir cevap vereceğiz bilmiyorum. Yani her şeyimiz şekil şartlarını yerine getirmek için maalesef uygulanıyor. Ama aslında biz bunu kafalarda bitirmemiz lazım. Çalışanların demesi lazım ki evet kardeşim, burada güvensiz bir çalışma ortamı var. Ben bu güvensiz çalışma ortamında eğer çalışırsam kazaya uğrarım, ölebilirim, yaralanabilirim. Bu bilinç maalesef henüz oluşmadı. Her şey kağıt üstünde. Kağıt üstünde eğitimler var mı? Var. Biz devlet olarak da insanları kağıt üzerine sevk ediyoruz. Birazdan anlatacağım. Eğitim düzenle diyor. Şimdi bir insana, bir muhasebe bürosunda çalışan bir kişiye biz 8 saat iş sağlığı güvenliğini neyle anlatacağız, ben merak ediyorum yani. Muhasebe bürosunda çalışan bir arkadaşımıza bizim 8 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermemiz lazım. O çalıştığı iş yeriyle ilgili. Bir olan kaç saat eğitim süre? Yani 10 dakika, hani bilemediniz yarım saat, en fazla 1 saattir. Genel iş sağlığı ve güvenliği, o büroda maruz kalacağı tehlikeler, biz 8 saat eğitim ver diyoruz. İnsanlar ne yapıyor? Kağıt üzerinde varmış gibi yapıyor. Var mı? Var. Eğitimi almış mı? Abi 8 saat eğitimi kim alacak? Yani 1 saat deseniz insanlar alacak ama 8 saat dediğiniz için hiç kimse almıyor. Yani amaç, maksat hasıl olmamış oluyor. Evet, tabii bizim bir iş sağlığı güvenliği yasamız var. Müstakil bir yasamız var. Bu sadece bizde yok. Birçok ülkede bu müstakil yasalar, bağımsız yasalar iş sağlığı ve güvenliğini düzenliyor. Bakın Amerika'da 1970'te, Hollanda'da 1980'de, ilginç ülkeler var mesela. Burkina Faso'da 1985'te iş sağlığı ve güvenliği yasası var. Estonya'da 1999, Kanada'da 1993. Yani bir müstakil iş sağlığı ve güvenliği yasamız olsun mu? Olsun. Ama biz vur deyince öldürüyoruz. O dengeyi bir türlü yakalayamıyoruz. Vur, öldür. Yani bunun bir ayarını bulamadık. Şimdi iş sağlığı ve güvenliği yasamız yok. Olsun. Ama olan yasa, bakın birazdan hep ayrıntılarını göreceğiz, bizi birçok konuda olumsuzluğa sevk ediyor. Yani iyi bir şey böyle yasaların olması, düzenlemesi çok güzel. Ama bir de uygulanabilir olması lazım. Yani bir şeyi kağıt üzerinde yapmakla yapmamak arasında benim açımdan hiçbir fark yok. Bakın şöyle bir, en azından mantalite, devlette bir mantalite değişikliği oldu. Biraz önce başkan da bahsetti, dedi ki devlet değişiyor. Evet, devlet değişiyor. Eskiden ben müfettişlik yaparken ne yapardık? Bir iş kazası olduğunda, bize işte intikal ettiğinde, bir sene sonra olur, iki sene sonra olur, beş sene sonra olur, bizim haberimiz olduktan 5 yıl sonra giderdik. İş adam muhtemelen ya ölmüş olurdu bu arada, ya artık bir şekilde düzelmiş, normal kendi hayatını devam ettiren bir insan olurdu. Bir sonra 5 yıl önce böyle bir kaza geçirdin. Nasıl geçirdin? Kim seni itti? Nasıl itti? Kaç para maaş alıyordun o dönemde? İşe girdiğin tarihi hatırlıyor musun? Kazadan önce mi işe girdin? Sonra mı işe girdin? Bu kazada sana göre kim kusurlu? Kim suçlu? Sağlık raporu aldın mı? Eğitim aldın mı? Şunu ne yapıyoruz biz? Biz kime o borcu yıkacağımızı bulmaya çalışıyoruz. Yani ortada bir borç var. SGK'nın yaptığı masraflar var. Ben bu masrafları kimden alayım? Benim derdim işçinin kolu kopmuş, ölmüş falan, öyle değil. Umurumda da değil zaten. Ben paramın derdindeyim. Ben bu parayı kimden alacağım, onu düşünüyorum. Kusur tespitine gidiyorum. Benim düzenlediğim raporlar veya bakanlık teknik iş müfettiş arkadaşlarımızın düzenlediği, o dönemde onlar da inceleme yapıyordu. Bak hem ben inceliyorum, hem bakanlıktaki teknik müfettiş arkadaşlar düzenliyor raporu. Ceza davalarında, tazminat davalarında, rücu davalarında bizim raporlarımıza göre işlem yapılıyor. Biz adamı asın dedik mi, mahkeme bakıyor, müfettiş as demiş, asıyor. Veya müfettiş demiş ki kusur yok, kusur yok diyor. Sonuç itibariyle bir bilirkişi raporundan öte hiçbir anlamı yok. Giden vatandaşımızın kolu yerine gelmiyor. Maalesef
kaybolan hayatları geri getirmek mümkün olmuyor. Yani firma ya bir 5 dakika öncesine saralım. Tekrar bir daha oynatalım var mı? Yok. Bir kere hata yaparsınız. Bakın diyor 30 yıldır böyle çalışıyordum. Evet 30 yıl çalışmışsın. Ama bir kere hata yaparsın. Bir kere hata yaptığın zaman bir daha hata yapma şansın olmaz zaten. Bir kere yetiyor. Eski düzenlemede sonuç odaklı. Yani biz sonuca bakarız. Hatice'ye değil neticeye bak. Biz ne nedir? Kim kusurlu onu buluruz. Ve iş kazası olduktan sonra o kazanın kusurlarını bulmaya çalışırız. Dedektif. Ama yeni yasanın en azından şöyle bir farklı bakış açısı var. Diyor ki önleyici işlem yapalım. Proaktif olalım. Nasıl yapacağız bunu? Önce diyor mantık olarak ne kadar güzel. İşletmelerde bir risk değerlendirmesi yaptırın ki hangi tehlike kaynakları var? Hangi tehlike kaynakları bizim çalışanlarımıza zarar verebilir? Bunları bir tespit edin. Sonra bunları düzeltin diyor. Mesela bürolarımızda kaygan zemin var mı? Yüksekten kafamıza düşecek bir cisim var mı? Ucu açık kablo var mı? Yangın tüpünüz var mı? Dolaplarınız sabitlenmiş mi? İnsanların çalışma ortamındaki bilgisayarla bakış açıları nasıl? Boyun fıtığı, bel fıtığı olmamak için ne gibi bir önlem aldınız? Yani sizin bir yerde yaşam kalitenizi yükseltmeye çalışıyor. Ancak maalesef biz bunu yaparken de biraz kantarın topuzunu kaçırmışız. Benim kişisel görüşüm bu. Bakanlığın görüşü daha farklı maalesef. Ben 20 kişiden az çalışan olan az tehlikeli iş yerlerinde yılda bir kere rutin bir hizmet alınmasını yeterli görürüm. Ya bir muhasebe bürosunda iş yeri hemşiresi gelip ne yapacak? Doktor gelip ne yapacak? İş güveni uzmanı gelip ne yapacak? Ben söyleyeyim. İş yeri hemşiresi Ayten abla gelecek. Bir saatlik ayda size mesai ayıracak. Gelecek. Ahmet abi nasılsın? Kız okula gitti mi? Çocuk dershaneyi bitirdi mi? Kızı da evlendirdin. Hayırlı olsun. Düğüne gelemedik. Ne olacak? Çayını kahvesini içecek gidecek. Ne yapacak yani? Bir saat iş güveni uzmanı gelip ne yapacak? İş yeri hekimi gelip ne yapacak? Bunun yerine şöyle bir şey yapsaydık. Az tehlikeli 20'den az çalışan olan işçileri yılda bir kere çalışanlarına birer saat iş güvenliği eğitimi verecek. İş yerindeki tehlike kaynakları giderilecek. Ortam denetlenecek. Bununla ilgili hazırlanan rapor bakanlığa verilecek dense daha iyi olmaz mıydı? Daha etkili olmaz mıydı? Şimdi rapor düzenleniyor bakanlığın haberi yok. Ne zaman bakanlığın haberi olacak? Bir denetim olduğu zaman Allah kerim. Üstad kusura bakmasın. Tabi burada önemli olan, ben şimdi memur olmadığım için rahat konuşuyorum. Yani onun için. Efendim? Yok, ben masanın öbür tarafındayken de konuşuyordum. Yani eski hatırlayan arkadaşlar bilir. Sorun değil yani. Burada arkadaşlar, iş sağlığı ve güvenliği yasası bazı özellik arz eden kurumlar hariç herkesi kapsamına alıyor. Yani kamuda çalışanlar da özel sektörde çalışanlar da iş sağlığı ve güvenliği yasasına tabi. İstihbarat, askeriye gibi bir takım bazı iş yerleri iş sağlığı ve güvenliğinin kapsamı dışında. İşte afetler olabilir, kendi namı hesabına tek başına çalışanlar olabilir. Yeni yasa 3 ayak üzerine kurulu. Risk değerlendirmesi ve acil durum planı. Yani iş yerinde bir risk değerlendirmesi yaptır. Bir acil durum planı yaptır. Mevcut veya ileride doğabilecek tehlikeleri ortadan kaldıracak düzenlemeleri değerlendir. Tehlikeleri ortadan kaldır. Bu birinci ayak. İkinci ayakta etkili bir kontrol ve denetim sistemi kur diyor. Yani burada işletmedeki çalışanların iş sağlığı güvenliği kurallarına uyup uymadığı, mevcut sisteme uygun davranıp davranmadıklarını denetlemiş olacağız. Ve üçüncü olarak da tüm çalışanlara karşı karşıya bulunduğu mesleki riskleri ve bunlara karşı alınması gereken tedbirleri eğitimle bilgilendirir. Bakın iki tür eğitim var. Birincisi herkes için iş sağlığı ve güvenliği eğitimi. İkincisi tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlar için mesleki eğitim. İki tane farklı eğitim var.
Az tehlikeli işlerde mesleki eğitim yaptırmaya gerek yok. Şimdi mesleki eğitim aldırmazsanız 1000 küsur lira para cezası var. İnşaat yapılıyor. Her taraf inşaat. İstediğiniz inşaata gidin hiç fark etmez. Herhangi bir inşaata gidin. Kardeşim kaç kişinin mesleki eğitim belgesi var diye sorduğunuz zaman inanın %5 bile çıkmaz. Neden? Eğitim aldıracaksınız, okul yok. Eğitimi verecek hoca yok. İşçinin eğitimi ayıracak zamanı yok. Adam boğazının derdinde. Bugün kazanıyor, bugün harcıyor. Bugün çalışmazsa adam akşam evine ne götürecek? İşkur der ki, yani şöyle olması lazım, iş kurumu demeli ki, kardeşim ben bütün inşaat işçilerini eğiteceğim. 20 günlük ne kadar? 100 lira. 5 gün size eğitimi aldım, 5 çarpı 100, 500 liranız benden demesi lazım. Bunu diyemiyoruz. Diyemediğimiz zaman da maalesef uygulamada birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bizim bir sözümüz var. Şöyle. Önlemek ödemekten daha ucuz ve daha insancıldır diyoruz. Yani bir iş sağlığı ve güvenliği önlemini almak, o önlemi almadığımızdan meydana gelecek kazalardan dolayı çalışanın uğrayacağı kayıpları, fiziksel kayıpları veya psikolojik kayıpları gidermek için harcayacağımız maddi manevi tazminatlar, sağlık giderleri, tedavi giderleri dikkate alındığında çok çok daha büyük bir fark var. Biz ne yapıyoruz? Bir tane baret alacağız. 10 lira bilemediniz 20 lira. O bareti almadık. Kafasına tuğla düştü, adam beyin kanamasından öldü. 10 lira harcamadık. Bunun karşılığında bir canı verdik. Bakın işin maddi parasal tazminat o taraflar bir yere gitti yani. Onları hiç görmüyoruz bile ama o bir insanın yanınızda çalışan arkadaşınızın basit bir ihmalkarlıktan dolayı hayatını kaybetmesi sizi ne kadar üzer? Aynı şey o kişinin yanında çalıştığı arkadaşlar için de geçerli. Peki biz ne yapacağız? İş sağlığı ve güvenliği yasası ile ilgili olarak meslek mensuplarının yapmaları gereken bir takım yükümlülükler var. Hem kendi işletmeleri için hem de mükellefler için. Birincisi, bütün işletmeler için, bakın tarih işçi sayısı farkı olmaksızın iş sağlığı güvenliği kapsamındaki bütün iş yerleri için risk değerlendirmesi yapmamız veya yaptırmamız gerekiyor. Bazen işte bakanlık da maalesef buna bir dönem çanak tuttu. Ben diyor mali müşavirim, kendi değerlendirmemi kendim yaparım. Yapabilir misin? Bana göre yapamazsın. Ama yaparsın diyen var, yapamazsın diyen var. Bakanlıkta niye yapamayız? Ben avukatım. Ne yapıyorduk biz? Avukatların kendi defterlerini tutmasına üzülüyoruz, kızıyoruz değil mi? Neden? O da bizim işimiz. Yani iş güvenliğine bizim mali müşavir olarak veyahut da bir herhangi bir insan olarak sizin göremediğiniz, sizin bilginizin dışında birçok konu var. Yani bakanlık yapmış, kaygan zemin var mı? Ben baktım birkaç tane öyle bakanlığın bir şeyle düzenlemiş bir işletme. Hepsine evet 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 çok güzel yazmış. Çok başarılı. Hiçbir tehlike kaynağı yok. Şöyle bir baktım etrafıma. Bir sürü ucu açık kablolar var. Yukarıda bilgisayarların işte ekranları yukarıda, her an bir şey sallansa, araba geçse dolaplar sallanıyor. Yerlerde, merdivenlerde kaygan zeminler var. Yukarı çıkarken, inerken veya bina içerisinde, daire içerisinde düşme tehlikeleri var. Ya bizim aklımıza gelen veya bizim göremediğimiz daha farklı arkadaşların gördüğü başka şeyler de olabilir. Yani işveren de olsun ama bir tane de bu işten anlayan en azından bir kişi olursa ortaya çıkacak sonuç daha sağlıklı olur. Yoksa kağıt üzerinde formalite icabı bir tane risk değerlendirmemiz var diyecek olursak alırız bakanlığın sitesine koyduğu iş güvenliği ile ilgili risk değerlendirme raporu örneklerini, taslaklarını, aynısını yaparız. O var mı? Yok. Bu var mı? Yok. Kaygan zemin var mı? Yok. Yangın tüpü var mı? Evet. Var mı? Etrafa bakıyorum. Hani yangın tüpünüz? Efendim diyor, yok dersek olur mu? Biz var diyeceğiz diyor. Evet, komşudan alırız işte. Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
Evet, işte yangın çıktıktan sonra. Evet. Şimdi acil durum planı yapmamız lazım. Acil bir şey, özellikle büyük işletmelerde, fabrikalarda bir nasıl tahliye olacak, nerede toplanacak, neler yapılacak, bunların mutlaka acil durum planlarında belirtilmesi lazım. Tehlike anlarında ne yapılacak? Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilecek. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki eğitim verilecek. İlk yardım eğitim ve sertifikaları verilecek. Yangın eğitimleri ve sertifikaları verilecek. 50 ve daha fazla çalışan olan iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulacak. Eğer asıl işverenin çalışan sayısı taşeronla birlikte 50 kişi ise o zaman yine iş sağlığı güvenliği kurulacak. Yani işverenin 20 tane çalışanı var. Taşeronun 20 tane çalışanı var. Başka bir taşeronun da 10 tane çalışanı varsa üçünü topladık gene 30 etti. Yine işverenin koordinasyonunda bir iş sağlığı güvenliği kurulu kurmak gerekiyor. Bütün işletmelerde mutlaka bir 2 ve üzerinde işçi çalışıyorsa çalışan temsilcisi atanmalı veya seçimle gelmeli. Eğer imkan varsa seçimle, imkan yoksa atamayla. Sendika varsa sendika temsilcileri görevlendirilerek yapılacak. İşletmelerde iş güvenliği malzemelerinin temini ve kullandırılması gerekiyor. Onaylı defter dediğimiz uygunsuzlukların, eksikliklerin, tespitlerin yer alacağı bir defter olmak zorunda. İş güvenliği uzmanı veya iş yeri hekimi bize şunu yapalım dedi, biz kulağımızın üzerine yattık. Böyle yapalım dedi, kulağımızın üzerine yaptık. Ne yapacak iş güvenliği uzmanı? Yarın öbür gün bir savcı, kardeşim sen iş güvenliği uzmanı olarak burada ne yaptın diye bize sorduğunda ne cevap verecek iş güvenliği uzmanı? Efendim diyecek, ben onaylı deftere yazdım. Aha da bak burada da yazıyor, işveren yapmadı. O zaman mesuliyet kime geçecek? Mesuliyet onu yapmayan işverene geçecek. İşte onun için bir onaylı defter olması gerekiyor. Kazan, basınçlı kaplar, elektrikli aletler, jeneratör gibi konularla ilgili belgelendirmelerin yapılması gerekiyor. Ortam ölçümlerinin yapılması gerekiyor. Ve yine iş yeri hekimi, iş sağlığıyla ilgili olarak iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hemşiresinin veya diğer sağlık personelinin de ya şirket bünyesinde çalıştırılması veyahut da bir ortak sağlık güvenlik biriminden hizmet alınması gerekiyor. Şunu üzülerek söylemek zorundayım. Şimdi OSGB'den hizmet aldığınız zaman OSGB'nin şunu yapması lazım. Bakanlığın İSG katip sistemine ben bu iş yerinde iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, diğer sağlık personeli görevlendirdim diye atama yapması lazım. Her uzman veya hekimin veya hemşirenin 200 fazla mesai dahil aylık 217 saate kadar atama ve görevlendirmesi yapılabiliyor. Maalesef üzülerek şunu söyleyebilirim. İnsanlar bu atamaları yapmıyor. Dolayısıyla kağıt üzerinde iş güvenliği uzmanı siz varmış gibi görüyorsunuz. Bakanlık denetim yaptığında yokmuş olduğunu anlıyorsunuz. Onun için bu tür bir OSGB'den hizmet alındığında mutlaka İSG katibe kayıt yapılması, işverenin de bunu onaylaması gerekiyor. Ve kişiden hizmet alacaksanız, diyelim ki bireysel olarak bir iş güvenliği uzmanından veya bireysel olarak bir iş yeri hekiminden hizmet alacaksanız eğer, bu kişilerin de yine sistemde, İSG katip sisteminde atamalarının yapılması gerekiyor. Ve her ataması yapılan iş yerinde de o kişinin çalışıyor göründüğü için o belirtilen süreler kadar o iş yerinden bordro düzenlenip sigortalı olması gerekiyor. Ben fabrikanızın çalışanıyım. İş güvenliği uzmanı belgem var. İki tane de ayrı yerlerde atölyelerimiz var. Ayrı ayrı üç tane SSK numaramız var. Ben sizin çalışanınız olmama rağmen her üç yerden de beni ayrı ayrı sigortalı yapmak zorundasınız. Yani beni merkezden sigortalı yapıp öbür taraflarda İSG katipte görevlendirme yaparsanız yarın öbür gün bir denetimde sorun yaşarsınız. Sosyal güvenlik müfettişleri size kardeşim sen tamam burada A iş yerinde tam ay çalıştırmışsın 2000 lira maaş ödemişsin ama bakanlığın kayıtlarında da
B iş yeri var, C iş yeri var. 15 saat bir yerde çalışmışsın, 30 saat bir yerde çalışmışsın. Hani bunun sigortası diyecek bize. Bakın bizde işveren bazlı çalışma yok. İş yeri bazlı çalışma var. Aynı işverene ait bir kişi iki yerde, iki farklı adreste çalışıyorsa ikisinden de ayrı ayrı sigortalı olmak zorunda. İleride bir problem yaşamak istemiyorsanız kendi bünyenizde görevlendirdiğiniz, kendi kadrolarınızda bulunan bir hekim veya uzmanı bu şekilde atamasını yaptığınız her SSK iş yeri için ayrı ayrı bordro yaparak sigortalı yapmanız gerekiyor. Yine işverenlerin bir takım kişisel koruyucuları veyahut da bir takım ekipleri hazır bulundurması, bunlarla ilgili işte ilk yardım ekibini, tahliye ekibini kurması gerekiyor. Evet, işletmeler tehlike sınıfları açısından üçe ayrılıyor. Çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli olmak üzere. Çok tehlikeli iş yerlerinde A grubu uzman çalışabilir. Tehlikeli iş yerlerinde B grubu uzman çalışabilir. Az tehlikeli iş yerlerinde C grubu uzman çalışabilir. Ama bakanlık 3-4 yıl süreyle bir üst belgede çalışabilme hakkını veriyor. Yani C belgesi olan bir kişi 3 yıl B'de çalışabilecek. B belgesi olan bir kişi 4 yıl A'da çalışabilecek. İş yerinde esas iş neyse tehlike sınıfı esas işe göre belirlenir. Bakın burada tehlike sınıflarına örnekler var. İşte az tehlikeli büro, muhasebe büroları, bankalar, eczaneler, oteller, bunlar az tehlikeli. Tekstil fabrikaları, soba üretimi, tornacılık, ilaç üretimi tehlikeli. Hastaneler, kimya sektörü, tersaneler, metal, inşaat sektörleri çok tehlikeli sınıfta yer alıyor. Bütün işletmelerde ekranda gördüğünüz 3 personelin görev yapması gerekiyor. Biz hep iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi kısmını konuştuk ama esasen diğer sağlık personeli de çalıştırmak lazım. Ancak hani bu yeteri sayıda iş yeri hemşiresi olabilecek arkadaşımız olmadığı için bakanlık 5 yıl süreyle belgesini ibraz eden bütün hemşirelerin, sağlık personelinin iş yeri hemşiresi, diğer sağlık personeli olarak sisteme kaydını yapıyor. Ancak eleman bulamıyorsunuz. Yani hem Devlet Sağlık Bakanlığı çok sayıda hemşire sistemden çekiyor. Hem özel hastanelerde çalışan çok sayıda sağlık personeli var. Dolayısıyla bu iki grubun dışında iş yeri hemşireliği yapmak isteyen personel bulmak çok zor maalesef. Böyle de bir problem var. Peki gerek var mı? Bakın benim fabrikalarda, tersanelerde, çok tehlikeli yerlerde, atıyorum 500 kişiden fazla çalışan olduğu yerlerde iş yeri hemşiresi olsun kardeşim. Ama maalesef bir kişinin çalıştığı muhasebe bürosundan ne istiyorsunuz ya? Şimdi hamamda hemşire ne yapacak yani? Kese mi yapacak? Efendim? Tansiyonun düşen hamamda ne işi var abi, gözünü seveyim ya. O da hamama gitmesin yani. Şimdi bakın az tehlikeli iş yerleri dışında, yani 50'den az çalışan olan az tehlikeli iş yerleri 1 Temmuz 2016 tarihine kadar doktor çalıştırmayacak. İş güvenliği uzmanı çalıştırmayacak, iş yeri hemşiresi çalıştırmayacak. Az tehlikeli sınıfta yer alıp 50'den az çalışan olan iş yerleri. Ama bu istihdam yükümlülüğü dışındaki, yani doktor, hemşire, iş güven uzmanı çalıştırma dışındaki benim biraz önce saydığım yükümlülüklerin neredeyse tamamı herkes için geçerli arkadaşlar. Sadece bu istihdam yükümlülüğü 1 Temmuz 2016. 50'den az çalışan olan tehlikeli, çok tehlikeli iş yerleri de 1 Ocak 2014 tarihinde zaten kapsama girdi. Özürlü teşviki için 14.857 kanun türlü 1, 54.857 kanun türlü 1, 6.111 belge türlü 1, öyle işletmeler var ki aynı ay içinde belki onun üzerinde bildirge veriyor. Belge türü farklı, kanun türü farklı. Dolayısıyla 10 tane damga vergisi tahakkuk ediyor. Bunun yanında yine
bayağı bir uğraşı söz konusu olabiliyor. İşte burada bildirgenin tekleştirilmesine yönelik. Yani bir belge verelim, belgenin içerisinde sigortalının isminin karşısında belgenin türü, kanunun türü olsun önerisi vardı. Öneri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kabul gördü. Projenin yazılımı hemen hemen bitme aşamasında, ilerleyen dönem içerisinde tek belge uygulamasını göreceğiz. Yine önemli bir önerileri daha vardı kendilerinin, bizim de katıldığımız, bizim de daha önce çeşitli platformlarda dile getirdiğimiz çalışamazlık girişiyle alakalı bir öneriydi. Yani bir anlamda 30 tam gün üzerinden çalıştırdığımız sigortalı 20 gün rapor almışsa, o ay 30 gün çekiyorsa, biz bildirgede çalışma gün sayısını 10 gün belirtmişsek, eksik gün nedenini 01 rapor yazmışsak, eksik gün sayısını da 20 olarak yazmışsak, bir anlamda da biz bu işçiyi ay içerisinde çalıştırmıyoruz şeklinde bir beyanda bulunuyoruz şeklinde bir önerisiydi o da başkanlığının. Doğrudur. Bir işveren işçiyi 10 gün bildiriyorsa, eksik gün nedeni 01 ise, diğer günler raporluysa, ikinci defa bir çalışamamazlık girişi yapmanın meslek mensubuna bir angaryadan öte bir şey olmayacağı gün gibi aşikar. Yani hem 20 gün istirahat alan işçi çalışmadı, hem bildirgede 20 gün rapor almıştı, bunun için eksik bildiriyorum demek, iki tane iş yapmak aynı anda çeşitli menüler yardımıyla, dolayısıyla da meslek mensuplarını yoracak bir işlemdi. Geçen sene Mart ayından itibaren bu uygulamayla ilgili programsal değişiklik yapıldı ve o günden günümüze kadar da çalışamazlık girişi tekleştirilmiş oldu. Yani 20 tane işçiniz var, çeşitli tarihlerde raporlar almış ama siz bu işçilerin bildirgelerini verirken eksik gün nedenini 01 seçmişseniz veya ücretini tam ödüyor olabilirsiniz, İşçi iş yerinde çalışmamıştır kutucuğunu işaretlerseniz, bir yıldız işareti bildirgeyi verdikten sonra kişinin isminin karşılığına gelmişse, bir daha çalışamazlık girişi yapmaya gerek kalmadı. Yine bunun dışında odanın önemli önerilerinden bir tanesi, geriye doğru düzeltmenin hasıl olması durumunda, işte kanun türünü farklı vermişiz, belge türünü farklı vermişiz, tek tek diyelim ki 5 puan indirimden yararlanmamız lazım, 300 tane işçiyle ilgili sehven belge türsüz vermişiz, 300 tane işçinin adının, soyadının, efendime söyleyeyim, prime esas kazancının, eksik gün nedeninin de olduğu belki de 30 sayfalık bir bildirge hazırlayıp geriye doğru hem ek hem düzeltme amaçlı bildirge vermemiz istenirdi bizden. Halen de öyle. Onunla ilgili programsal değişiklik tamamlanmak üzere. Dolayısıyla programsal değişik tamamlandıktan sonra belki de bugün yarın, hedefimiz 1 Ocak'tı ama 1 Ocak'a yetişmedi çeşitli aksaklıklar nedeniyle. İlgili mali müşavir işte 2008 yılı 11. dönemde kanun türünü yanlışlıkla yazmamışım, kanun türü 5510 olan şeklinde değiştiriyorum biçiminde bir dilekçeyle geriye doğru düzeltme işlemi e-sigorta yoluyla, yani bizler tarafından anında gerçekleştirmiş olacak. Bir dakikalık bir işlem esasında elektronik anlamda. Bu son aşamaya geldi, önemli bulduğumuz. Yine o da tarafından önerilen, Resul Bey'in desteklemiş olduğu sigorta çakışmalarındaki sorunla alakalı da programsal değişiklik, belki takip etmişsinizdir basından veya mükellefinizle ilgili işlem tesis etmişsinizdir. 2 ay önce tamamlanmış oldu. Eskiden işte Bağkurlu olması gereken bir kişi başka bir iş yerinden SSK sigortalısı bildirilmiş, Bağkur'a borcu var, öbür taraftan da gereksiz yere sigortalı bildirilmiş, ödenmiş bir prim varsa bir dilekçe vermenizi müteakip 15 dakika sonunda bütün mahsuplaşma işleminin tamamlandığı programda yine odanın da önerisinin olduğu projeyle hayata geçti. Onu da burada yeri gelmişken sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 14-15 maddelik bir acil eylem planı biçiminde hazırlanan odanın düzenlemiş olduğu bütün değerlendirmeler tek tek incelenip hukuki anlamda sorunu olmayan programa dayalı değişikliklerin diğerleri de zaman içerisinde hayata gelmiş olacak. Yani aynı geminin içerisinde hareket eden Sosyal Güvenlik Kurumu ve
meslek mensuplarının bir bütünlük arz edecek biçimde, onların elini rahatlatacak, onlar açısından sorun olmayacak düzenlemeleri hayata çok yakın bir zamanda diğer eksik kalanlar da böylece geçmiş olacak. Yeri gelmişken bunu özellikle belirtmek istiyorum. Yine burada gündemimizde yeniden yapılandırmayla alakalı mecliste görüşülmekte olan bir düzenleme var. Onunla da ilgili kısaca sizlere ben bir açıklama, sizleri bilgilendirmek istiyorum. Paket şu an meclise sevk edilmiş durumda değerli meslek mensupları. Malumunuz olduğu üzere bazen öngörülmeyen sonuç dediğimiz bazı durumlarla karşılaşabiliriz. Hatta şu an kullanmakta olduğumuz birçok ilaç bile öngörülmeyen sonuç nedeniyle elde edilmiştir. Yani bir tabip kalp hastalığıyla ilgili bir ilaç geliştirmeye çalışırken böbrek hastalığına iyi gelen bir netice de alabiliyor. İşte sosyal güvenlik mevzuatımızda hepinizin de bildiği gibi 1968 yılından beri tartışılan farklı sosyal güvenlik kurumlarının birleştirilmesi, 1968 yılından beri tartışılan farklı sosyal güvenlik kanunlarının birleştirilmesine yönelik çalışmalar 2008 yılında ancak sona ermiş ve bütün sosyal güvenlik kurumlarını birleştiren, sosyal güvenlik mevzuatlarını tekleştiren uygulama yani 5502 sayılı sosyal güvenlik kanunu ve 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu da yürürlüğe girmiş oldu. Tabii kanun cumhuriyetten beri tartışılan bütün iktidara talip olan partilerin hayata geçirmek istediği genel sağlık sigortası gibi önemli bir müesseseyi içinde barındırması, yine farklı zamanlarda düzenlenmiş farklı ölçülere tabi olan işte SSK, Bağkur, Emek Sandığı, Banka Sandığı gibi vasıftaki kişilere de aynı kanunun uygulanmaması, uygulanmaya çalışılması, zaman içerisinde öngörülmeyen, düzeltilmesi gereken bazı maddelerinin olduğu gerçeğiyle bizleri karşı karşıya bıraktı. Örneğin liseyi bitirmiş erkek öğrenci çocuğunun gelir testine girmesi zorunluluğunun olduğu gibi. Oysa 4 ay sonra belki üniversite sınavı açıklandığı zaman işte İzmir'de tıp fakültesinde okuyacak. İşte bu öngörülmeyen sonuca dayalı olarak yapılması gereken bir hamle söz konusuydu. 18 yaşından büyük erkek çocukların üniversiteyi bitirdiği andan itibaren 120 gün sonra gelir testine tabi tutulacak olması, yani 120 gün boyunca yine anne babası üzerinden sağlık yardımını alıp üniversiteyi kazanamamışsa 120. günden sonra bir ay içerisinde gelir testine girecek olması, bu öngörülmeyen sonucun düzeltilmesine yönelik bir hamlenin güzel bir örneğidir. İşte bu torba yasa içerisinde de gerek 2001 yılında, 2011 yılında, gerek 2012 yılında, gerek 2013 yılında çok sayıda küçük de olsa değişiklikler yapıldı. En temel değişiklik 2011 yılında 6011 sayılı kanunla gelmiş idi. Ona da yeri geldiğimiz zaman değineceğiz. Şu an görüşülmekte olan yasal düzenleme içerisinde kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başına kadar 12 aydan fazla prim borcu bulunan 4B kapsamındaki sigortalıların, yani eski adıyla Bağkur sigortalılarının yapılandırma talebinde bulunması halinde prim borçları 36 aya kadar taksite bağlanacak. Tabi bu mecliste görüşülme aşamasında 48 aya da çıkabilir, 24 aya da çıkabilir. Çeşitli muhtevalar söz konusu olabilir. Biliyorsunuz yasa çıktığı ana kadar her an, her dönem içerisinde bir değişiklik söz konusu olabiliyor. En önemli düzenlemelerin bir tanesi bu. Diğer bir önemli düzenleme de 12 aydan fazla prim borcu bulunduğu için sigortalılık süreleri
durdurulacak olan 4B kapsamındaki sigortalıların hem sigortalılık süreleri silinmiş olacak hem de mevcut prim borçları silinmiş olacak. Düzenlemenin bir diğer önemli düzenleme bu. Yani 2010 yılında şirket ortağı olmuş, Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıt ve tescil yapılmış veya yapılması gereken kişinin kanun bu ay yürürlüğe girmiş olsa 1 Mart'a kadar 12 aydan fazla prim borcu varsa, hiç prim ödememişse, ilk şirket ortaklığının başladığı tarih itibariyle sigortalılığı sona erdirilecek. Halen faaliyeti devam ediyor ise kanunun o öngördüğü tarihten itibaren yeniden Bağkur sigortalılığı, 4B sigortalılığı başlatılacak. Burada karşımıza önemli bir sorun çıkıyor. Sosyal güvenlik hakkı en temel hak, anayasal bir hak. Anayasal olan bir hak nasıl da prim borcu ödenmediği için hizmet silinir? Bunun da önlemi alınmış. Kanunda buna yönelik de düzenleme yapılmış. Sigortalı dilediği bir zaman içerisinde silinmiş olan sürelerin dilediği kadarını prime esas kazanç beyan etmek suretiyle tekrar kazanma hakkına sahip olacak. Düzenlemelerin bir diğeri de bu. Yani 2010 ile 2014 yılı arasında diyelim ki 40 aylık süresi silinmiş bir sigortalı 2018 yılında bu sürelerden diyelim ki 2 senesine ihtiyaç duyuyorsa emekli olmak için, kendisine 2011 yılı ve 2012 yılının tamamı yetiyorsa, o dönemde prime esas kazanç seçmek, yani en düşüğü asgari ücret, en yükseği bunun 6,5 katı. Örneğin 50 lira üzerinden prime esas kazanç beyan etmek suretiyle bunun %34,5'una tekabül eden prim tutarını ödemek suretiyle bu hizmetlerine tekrar sahip olabilecek, kazanabilecek. Hatırlarsanız mevcut 5510 sayılı kanunda da buna benzer bir düzenleme vardı, geçici 17. maddede. Orada kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 60 aydan fazla prim borcu bulunanlarla ilgili bir düzenlemeydi ve silinmiş olan sürelerin kısmi canlandırılması söz konusu değildi. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Yani 12 yıl silinmişse, size de 3 yıllık bir süre yetiyorsa emekli olmanıza, 3 yıllık kısmını canlandıramıyordunuz. 12 yılın tamamını canlandırmanız lazımdı. Yeni düzenleme ile birlikte ister hiç ihtiyaç duymuyorsanız bu süreleri canlandırmazsınız, isterseniz de ihtiyaç duyduğunuz kadar, 6 güne ihtiyaç duyuyorsanız 6 gününü, 60 aya ihtiyaç duyuyorsanız o silinmiş sürelerden 60 ayını canlandırabilmeniz söz konusu olacak. Yine bir diğer önemli özelliği, bu yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte esasında Bağkur sigortalısı olması gereken ancak bir şekilde SSK sigortalısı olarak beyan edilen, ancak gerek emeklilik aşamasında gerek şimdiki mevcut uygulamada geçersiz sayılan SSK sigortalılığı da borç nedeniyle Bağkur sigortalılığının silinmesi sonucu geçerli hale gelmiş olacak. Yani bunun sosyal güvenliğimize de ayrı bir yansıması olacak. Örneğin 2010 yılında işte bahsetmiş olduğumuz şirket ortağı 2010 yılının tamamında ortak olduktan 5 gün sonra diyelim, gerek kendi ortak olduğu şirketten gerek başka bir işletmede de 360 gün boyunca prim ödemişse mevcut duruma göre bu 4A kapsamındaki sigorta geçersiz bir sigorta. Mahsup yapmak suretiyle öbür tarafa aktarabilir. Mahsup işlemi yapmadığı sürece geçerli olmayacak, hiçbir önemi hükmü olmayan bir sigortalılık. Oysa yasa gereği 4B kapsamındaki sigortalılık silinince bir çakışmadan, bir önceden başlayan sigortalılık ilkesinden de bahsedemeyeceğimize göre o şu an için geçerli olmayan 4A kapsamındaki sigortalılık süreleri de bir anlamda geçerli olmuş olacak. Yine önemli bir düzenleme genel sağlık sigortalılığı ile alakalı. Hepimizin bildiği gibi 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle genel sağlık sigortası zorunlu oldu. Hiçbir sosyal güvenlik kurumuyla ilişkilendirilmemiş olan, yani bir iş yerinde SSK sigortalısı olarak çalışmayan ya da işletmesi olmayan, yani 4B'li olmayan veya devlet kadrolarında çalışmayan kişiler, eğer eş, anne, baba ya da çocuklarından sağlık hizmeti alabilecek kişi durumunda değilseler, yani hak sahibi değilseler, eşlerden bir tanesinin
gelir testine girmek suretiyle gelirine bağlı olarak bir prim ödemesi söz konusu. İşte zamanında bu yükümlülüğü olmasına rağmen gerek gelir testine girip prim ödemeyen, gerek gelir testine girmediği için iki asgari ücret üzerinde hali hazırda prim ödeme yükümlülüğü devam etmiş olan kişilerin mevcut prim borçları yapılandırılacak. Gecikme zamlarının %50'si önerilen bu, belki komisyonda tamamı da silinebilir. Her an her değişiklik olabilir mecliste görüşülme esnasında, ama mevcut son haliyle çıkacakmış gibi değerlendirilen haliyle en azından %50'si veya gecikme zamının tefettüfe oranında artırılmış hali üzerinden 36 aya varan bir taksitlendirme söz konusu olacak. Yine bunun içerisinde gelir testine girmediği için GSS primi üst basamaktan, yani iki asgari ücretin üzerinde gelir elde ediyormuş gibi 248 lira üzerinden, şu anki rakamı söylüyorum, devam etmiş kişiler de yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte gelir testine girip fiili durum üzerinden yeniden bir güncelleme olacak. Yani şu an diyelim ki 1 Ocak 2013 tarihinde gelir testine girmesi gereken kişi girmedi. Bugünkü rakamla her ay 248 devam edip borcu yaklaşık 3500-4000 liraya ulaşmış birisini varsayalım. Gelir testine girecek, belki geliri asgari ücretin 1/3 ile asgari ücret arasında çıkacak. Dolayısıyla ödemesi gereken prim tutarı da 42 lira olacak aylık. 14 aylık prim borcu varsa yaklaşık 500 lira, gecikme zammıyla birlikte belki 530-540 lira olacak. Bunu da 36 aya varan oranda yapılandırmak suretiyle bu borcunda da bir anlamda kurtulmuş olacak. Yine bir diğer önemli düzenleme mevcut yasanın içerisinde, Bağkur emeklisi olup ticari faaliyette bulunduğu için 8 Eylül 1999 tarihi itibariyle sosyal güvenlik destek primi ödeme yükümlüsü olan, yine diğer sosyal güvenlik kurumlarından, yani SSK'dan veya emekli sandığından veya banka sandıklarının herhangi birisinden emekli olup vergi mükellefiyeti devam eden, dolayısıyla da 2 Ağustos 2003 tarihi itibariyle Bağkur'a kayıt ve tescil yaptırıp 12. basamak gelirinin %10'u oranında sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekmekle birlikte ödemeyen veya diğer sosyal güvenlik kurumlarından emekli olup anonim şirkete kurucu ortak olan veya anonim şirketin hem ortak hem yönetim kurulu üyesi olan veya bir limite şirkete ortak olanların da 28 Ocak 2004 tarihinden itibaren ortaklık süresi boyunca 1 Ekim 2008 tarihine kadar Bağkur 12. basamak gelirinin %10'u, 2008 yılından itibaren maaşının ilk sene %12'si, 2009'da %13, 2010'da %14, 2011'den günümüze kadar da %15'i oranında bir kesinti olması gerekmekteydi. Çeşitli nedenlerle bu kesintiyi yaptırmamış olan veya daha sonra vergi daireleriyle yapılan yazışmalar, ticaret odasıyla yapılan yazışmalar nedeniyle durum tespit edildiği için maaşından destek primi artı birikmiş olan destek primi gecikme zammıyla birlikte maaşlarından %25 oranında kesilmeye başlamış olan kişilerin de bu borçları gecikme zamları tefettüfe oranı veya %50'si silinmek suretiyle 36 aya kadar yapılandırılabilecek. Ödemeler maaştan kesilmesini talep ediyorsanız maaştan kestirerek veya bankadan ödemeyi talep ediyorsanız bankadan ödemek suretiyle, böylece emekli olmuş ama bir şekilde destek primi borcu olan mükellefleriniz, belki işlerinde sizler de varsınız, bu şekilde nihayete ermiş olacak. Hali hazırda bu kesintiyi yaptırmamış olan, sosyal güvenlik kurumuna bildirmemiş olan varsa önümüzdeki yakın bir dönem içerisinde yasa çıkmadan önce tescilini yaptırması ve yasanın çıkmasıyla birlikte yapılandırma müracaatında bulunması kendi menfaatlerine olacak. O hengameyi en azından içine girmemiş olacaksınız. Şimdi burada genelde bizim insanımızın büyük çoğunluğu, yani benim annem bile babam bile bildiğine göre hemen hemen Türkiye'deki herkes bu sosyal güvenlik destek priminin ne olduğunu biliyor. Yani vergi mükellefi olunca bir emeklinin, şirket ortağı olunca maaşından kesinti yapılmasını gerektiğini bilmeyen insan sayısı bir elin parmağından az.
Sadece insanlarımız sosyal güvenlik kurumu nereden bilecek? İşte sosyal güvenlik kurumu haberdar nasıl olacak deyip boş vermişlik nedeniyle zamanında yapamamış ama belki de bu prim borcunu ödemekle yükümlü olanlar için son şans. Şimdi bahsettiği üstadımız İSG katip sistemine giriş yapılacak diye ben buradan oturup kimlerin giriş yapıp kimlerin giriş yapmadığını ufacık bir cep telefonundan öğreniyorum. İstanbul Ticaret Odası'nın bütün kayıtlarını sosyal güvenlik kurumu olarak söylüyorum. Görebiliyorum. VEDOP dediğimiz sistemle kim vergi mükellefiyeti başlamış, kimin vergi mükellefiyeti sona ermiş bana online bildirildiği bir teknolojinin bu derece ileri olduğu bir dönemde artık nasıl olsa sesimizi çıkarmayalım, yakalanmayalım diye düşünmeyelim. Çünkü biz öldükten sonra bile yakalanılmasak, nihayetinde ölsek bizim eşimize, çocuklarımıza, annemize, babamıza ölüm aylığı bağlanırken yine bu ortaya çıkacak. Onların maaşından kesilecek veya onlar bu ödemeyi yapmadığı sürece aylık alamayacak. Burada da ayrı bir hassasiyet göstermenizi istiyorum. Yine son dönem içerisinde uygulamalarımızda önemli yer olan bir başka değişiklikten bahsetmek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi SSK kapsamından emekli olacak kişilerin daha önceden Bağkur sigortalısı olması gerektirir bir faaliyeti olduğu için Bağkur sigortalılığı tescil ettirilmiş ise veya tescil ettirilmemekle birlikte 1 Ekim'den sonra şirket ortağı veya vergi mükellefiyetinin nedeniyle Bağkur'la ilişkilendirilmesi gereken bir dönem var ise bu dönemin prim borcu ödenmez ise bu kişilere biliyorsunuz emekli aylığı bağlanamıyor. Yani bugün işten çıktım, SSK kapsamında çalıştığım işten ayrıldım ama 2009 yılında 6 ay vergi mükellefiyetim vardı. Bağkur'a kayıt yaptırıp prim ödemedim veya hiç kapsını çalıp kayıt yaptırmamışsam yani emeklilik müracaatımla birlikte benim 6 aylık vergi mükellefiyetimi Sosyal Güvenlik Kurumu tespit edebilecek durumdaysa bunu ödemediğimiz sürece bize aylık bağlanmadığı gibi ödemeyi ne zaman gerçekleştirirsek bize bağlanacak aylık da ödemeyi yaptığımız ayı takip eden ay başında olacak. Bugün işten çıktım, emekliliğe müracaat ettim. 2 ay sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Mart ayından elime bir yazı geldi. 6 ay vergi mükellefiyetim varmış. 1700 lira prim borcunu öde. Talebin geçersiz oldu. 1700 lirayı Mart ayında ödemişsem bana Nisan ayından geçerli olmak üzere emekli aylığı bağlanacak. Oysa bunu zamanında ödeyerek müracaat etmiş olsaydım, müracaatı da Ocak ayında gerçekleştirmiş olsaydım, 1 Şubat'tan geçerli olmak üzere hemen bana bir maaş bağlanmış olacak. Ödemeler ayın 17'si ile 26'sı arasına sıkıştığı için 17 gün veya 16 gün veya 25 günlük de yine bir birikmiş aylık olmak üzere neredeyse 2 aylık bir maaş alabilecekken ben ödemeyi Mayıs ayında gerçekleştirdiğim için Şubat ve Mart ayı maaşından mahrum olmak durumunda kalacağım. Burada buna özel bir ihtimam göstermemiz gerekiyor. Yine buradaki özel ihtimamı şurada da göstermemiz gerekiyor. 1 Ekim 2008'den önce kendi şirketinden usulüne uygun olarak devam edip gelen SSK sigortalısı olarak bildirilen limited şirket ortakları. Yine aynı şekilde anonim şirketin hem kurucu ortağı hem yönetim kurulu üyesi olanların da emeklilik müracaatında bulunması durumunda işten çıktıkları gün içerisinde emeklilik müracaatında bulunmalarının büyük önemi var. Kişi Ocak ayında sigortalı bildirildiği şirketten çıkışı yapılmış, 2 Şubat'ta emeklilik müracaatında bulunmuş. Oysa kendisi limited şirketi ortağı olduğu için Ocak ayında işten çıktığı günü takip eden gün Bağkur devreye girecek. Emeklilik başvurusunda bulunduğu güne kadar. Bunun primini de işten çıktığı gün bari müracaat etmedin, hiç olmazsa müracaat ettiğin tarihe kadar gidip tescilini yaptırıp primini ödemediğin için bu kez ne olacak? 2 ay sonra bundan haberdar olup müracaat ettiğin tarihten önce işten çıktığın tarihi takip eden gün ile ödemeyi yapacağın güne kadar örneğimizde Mart ayında ödemesi yaptıysak hem Şubat ayı için hem Mart'ın o belirtilen günü için hem Ocak'tan eksik kalan kısık günün primini yatırmak durumunda kalacağız. Aynı şekilde bu usul nedeniyle 2 aylık maaştan mahrum olduğumuz gibi fazladan da prim ödeme durumu söz konusu olacak. Hatta
son 7 yıl hesabını çok kritik bir son 7 yıl hesabı varsa, yani SSK'dan emekli olsun diye 1260'ı tam ayarlamışsak, araya bu şekilde Bağkur'un girmiş olması, ödemeyi gerçekleştirdiğimiz tarihe kadar Bağkurlu olmak da bizim için bir handikap olacak. Belki 3-4 aylık onu telafi edebilme adına yeniden SSK sigortalısı için çalışmak, sonra yeniden müracaat etmek icap edecek. Buna da özellikle şirket ortakları için dikkat edelim. Yine şirket ortakları için şuna dikkat etmenizi öneriyorum. Uygulamada çok sık rastladığımız, meslek mensuplarının da bize en sık geldiği sorunlara yöneldim. Sizlerden gelen sorunlarla alakalı. Şirket ortağı olduğu için, anonim şirketin hem ortağı hem yönetim kurulu üyesi olduğu için, bu niteliklerde 1 Ekim 2008'den daha önce başlayıp günümüze kadar hiç kesintisiz devam etmiş kişilerin emeklilik müracaatında bulunabilmesi için çalıştığı iş yerinden ayrılması gerekir. Hepimizin bildiği gibi, yani bir işten çıkış bildirgesi verilmesi gerekir. Ardından emeklilik müracaatı, ardından emekli aylığının bağlanması lazım. İşte bu nitelikteki kişilerin işten çıkmasıyla birlikte bir daha o sigortalı bildirildikleri, ortağı oldukları işletmelerden sosyal güvenlik destek primine tabi, SSK, SGDP'sine tabi çalışma haklarının olmadığını bilelim. Bunlarla ilgili işletmede ücret de ödüyor olabiliriz. Resul Üstad'ın belirttiği gibi 5.000 lira ücret ödüyorsak bundan gelir vergisi, damga vergisi keseriz. Bu kişinin maaşından sosyal güvenlik destek priminin kesilmesi lazım. İşten çıktığı andan itibaren artık kesinti oluşmuştur ve kendi ortağı olduğu şirketten SSK SGDP'lisi bildirilebilmesi mümkün değildir ortağı olduğu işletmeden. Buna da özellikle dikkat edelim. Çünkü siz bildirseniz bile Sosyal Güvenlik Kurumu şirket ortağını kesintinin olduğunu tespit edecek. Maaşından geriye doğru kesinti yapacak. Bu kez geriye doğru ek iptal bildirge vermek durumunda kalacaksınız. Yine siz yorulmuş olacaksınız. Yeri gelmişken gene bunu belirtelim. Yine önemli bir düzenleme yaklaşık 2 ay önce Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürürlüğe sokuldu. 4B kapsamından emekli olacak, yani Bağkur'dan emekli olacak kişilerin, biliyorsunuz, emekli olabilmesi için prim borcunun bulunmaması lazım. İşte bu prim borcu kanunda genel sağlık sigortası dahil prim borcunun bulunmaması şeklinde olduğu için bu durumda bulunan kişilerin kanunun 60. maddesinde belirtilen, yani gelir testine dayalı bir genel sağlık sigortası prim borcu var ise, esasında Bağkur prim borcu yok ama gelir testine girmediği için, girmesi gereken kişi olduğu için böylesi bir borç söz konusuysa bunların da emeklilik talebi reddedilecek. Yani 2011 yılında şirketten, ortaklıktan ayrılmış, hiçbir sosyal güvencesi yok. Ne annesinden, ne babasından, ne çocuğundan sağlık yardımı alamayan bir kişi düşünün. 2014 yılı Şubat ayı gelse de yaşı tamamlayıp emeklilik dilekçesini versem gün eksiğim yok diyen birisini düşünün. İşte 1 Ocak 2012 itibariyle genel sağlık sigortası kapsamına girdiği için gelir testine dayalı bir prim borcu söz konusu olacak. İşte bu borcu ödemediği sürece de kişiye emekli aylığı bağlanmayacak. Muhtemel ki bunun ödemesi gerektiğine ilişkin kendisine davet yazısı, tebligat yazısı 1-2 ay sonra eline geçecek. Gene demin belirttiğim gibi 2 ay sonra eline geçmişse 2 aylık bir maaştan mahrum olacak. Yine bu borcu ödemek durumunda kalacak. Dolayısıyla Bağkur'dan emekli olacak olan, yani siz mükelleflerinizin emekli olacak durumda olanlarının bu hususiyetini de göz önüne almanızı, onlara emeklilik müracaatından önce bu durumu belirtmenizi, bu prim borcunu ödetmeden emeklilik müracaatını yaptırtmamanızı öneriyorum. Yine sosyal sigorta çakışmasıyla alakalı sizlerden bize yansıyan bir durum söz konusu. 1 Mart 2011 tarihinden önceki dönemler için SSK ve Bağkur'a tabi olması gereken kişinin hangi sigorta niteliği önceden başlamışsa kesintiye uğramadığı sürece diğerinin yürürlüğe girmediğini biliyoruz. Hal böyle olmakla birlikte özellikle hatıra binaen işte %1 hisse sahibi olup da Bağkur kapsamına girmiş ama esasında şirketle hiçbir fiziki bağı yok. Belki diğer ortak hemşerisi, köylüsü kaçmış gitmiş, şirketi tasfiye etme
durumu bile söz konusu olmayan birisi sırf bu nedenden dolayı Bağkur sigortalılığına tabi tutulup SSK sigortalısı olduğu dönemlerin de geçersiz olması durumu nedeniyle 2011 yılında bir düzenleme yapıldı. Artık dendi ki bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kendi şirketinden olmaz ama bir başka işletmeden hizmet akdine tabi çalışman durumunda Bağkur sigortalılığı kapsamdan çıkar. İşte bununla alakalı olarak da bu 12 aydan fazla prim borcunun silinecek olması bu mağduriyetleri önleyecek ama şunu da bilmemiz lazım. Sonraki süreç adına bu kişilerin bu sıkıntıları önümüzdeki dönemde de yaşamaması adına hisselerinin devredilmesi gerektiğini, emekli ise bu hisse devri gerçekleşmeyene kadar veya şirketin tasfiyesi süreci başlamayana kadar maaşlarından %15 destek priminin kesileceğini de burada yine özellikle bilmenizi istiyorum. Yine şirket ortaklarının ortak oldukları şirketlerden sigortalı bildirilme istekleriyle alakalı da bir iki kelam edip ondan sonra kapatmak istiyorum. Fazla zamanınızı almak istemiyorum. 5510 sayılı kanunun 53. maddesi der ki bir kişinin aynı anda hem SSK'lı hem Bağkurlu olması gerekmesi durumunda 1 Mart 2011 tarihinden itibaren Bağkur sigortalılığı askıya alınır. SSK sigortalısı olduğu süre içerisinde Bağkur'la ilişiği kesilir. Ne zaman ki SSK sigortalılığı sona erdi, eski kavramla ifade ediyorum ki daha kolay anlaşılabilsin, akabinde Bağkur sigortalılığı devreye girer. Ancak kanunun ikinci fıkrası da der ki, o ikinci fıkrası 1 Ekim 2008'den beri yürürlükte olan bir fıkra, bu durumda olan kişiler ortağı oldukları şirketten sigortalı bildirilemezlerdir. Yani bir insan demek ki artık bir şirketin ortağıysa limited şirketin veya anonim şirketin hem ortağı hem yönetim kurulu üyesi ise o yerden SSK sigortalısı bildirilemez. Bildirilse de geçerli olamaz demektir kanun hükmü. Her ne kadar kanun hükmü böyle olsa da bunun da bir istisnası var. 1 Ekim 2008'den önce ortağı sigortalı bildirildiği şirketten hisse alan veya daha önceden sigortalılığı başladığı için şirket ortaklığı nedeniyle SSK sigortalılığı geçerli sayılan kişilerin hakları korunmuş bir geçiş hükmü düzenlenmiş. 1 Ekim 2008'den önce ortağı olduğu işletmeden geçerli sigortalılığı bulunanların 1 Ekim 2008'den sonra da bir kesinti olmadığı sürece geçerli olması söz konusu. Yani burada özel olarak karşımıza 3 tane önemli kriter ortaya çıkıyor. 1. Öncelikle ilgili iş yerindeki sigortalılık 1 Ekim 2008'den önce başlamalı. 2. İlgili şirketteki limited şirket ortaklığıysa şirkete ortak olma, anonim şirketin hem ortağı hem yönetim kurulu üyesi isek ortaklık ve yönetim kurulu üyeliğinin 1 Ekim 2008'den önce başlayıp devam etmesi. 3. bu da çok önemli bir kriter. İlgili sigortalı bildirilen dosyadan başka bir dosyaya giriş çıkış işleminin yapılmamış olması. Bu 3 şartın aynı anda gerçekleşmesi durumunda ancak kişi kendi ortağı olduğu şirketten sigortalı bildirilebiliyor. Yani bugün sigortalı olarak 2 yıldır çalıştığım işletmeden %10 hisse aldıysam hisseyi aldığım gün 4B kapsamında sigortalı olmak durumundayım. 4A'lı bildirilsem bile geçerli olmaz. Veya yine örnek olarak 1 Ekim 2008'den önce ortağı olduğum A anonim şirketinin hem ortak hem yönetim kurulu üyesi olduğum veya ortağı olduğum limited şirketin Kadıköy şubesinden 1 Ekim 2008'den günümüze kadar sigortalı bildirilmişim, devam edip gelmiş ama bugün Kadıköy şubeden çıkarılıp Beyoğlu şubesinden bildirilmeye kalktığım andan itibaren Bağkur sigortalılığı devreye girecektir. Bunun en azından nakil dosyalarla zorunlu olarak iş yerinin Kadıköy'den Beyoğlu'na taşınması durumunda dosya numarasının değişmesi nedeniyle yeni bir dosya açılacak olması nedeniyle zorunlu olarak bir tarafa işten çıkış bir tarafa işe giriş bildirgesi verilmek zorunluluğunun yasadan kaynaklanması nedeniyle bunun doğru olamayacağına ilişkin il müdürlüğümüzün daha önceki
iki tane görüşü olumsuz bulunmuştu ama son itibariyle, son an itibariyle nakle dayalı dosya değişikliği söz konusu olursa bu kesinti yasal bir kesinti sayılacak. Yani o kişiler de bu nakil nedeniyle Kadıköy'den Beyoğlu'na geçirilen ortağın sigortalılığı, örneğimizden hareketle söylüyorum, geçerli sayılmış olacak. Bununla ilgili bir 10 gün 15 gün içerisinde genelge çıkacak denmişti. Yaklaşık bu söyleneli de bir hafta oldu ama yakın bir zamanda demek ki önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde bununla ilgili sıkıntı aşılmış olacak. Zaten bununla ilgili de gerek bizim internet sitemizde gerek odaya bilgilendirme yazısını gönderdiğimiz takdirde sizler de odanın sitesinden bu bilgilere sahip olabileceksiniz. Yine son olarak şirket ortaklarının değişmesi durumuna dayalı bir para cezasını ilgilendirdiği için değinmek istiyorum son olarak müsaadeniz olursa. Bildiğimiz gibi limited şirketin ilk defa kurulması durumunda ya da anonim şirketin ilk defa kurulması durumunda yönetim kurulu üyeleri ve ortaklar ilgili ticaret odası tarafından, limited şirketse ortak limited şirket tarafından, vergi mükellefiysek vergi mükellefiyeti vergi dairesi tarafından sosyal güvenlik kurumuna bildiriliyor. Yani bildirim yükümlüsü şirket değil kuruluş aşamasında veya gerçek kişi değil, bağ kurulu olması gereken kişi değil. Vergi dairesi, ticaret odası, esnaf sanatkarlar odası vergiden istisna olan için söylüyorum. Jokeyler için söylüyorum. Türkiye Jokey Kulübü. Yani diğer kuruluşlar bildirim yükümlüsü. Ancak kurulmuş olan bir şirketin bir limite şirkette hisse devri söz konusuysa ve bu hisse dışarıdan üçüncü bir kişiye devrediliyorsa işte burada da bildirim yükümlülüğü sosyal sigorta işlemleri yönetmenliğine göre ilgili şirket tüzel kişiliği ya da anonim şirketin yönetim kurulu üyeliği değişiyorsa eski üyelerden biri veya ikisi veya tamamı görevden ayrılıp yerine daha önce yönetimde olmamış bir ya da birden fazla insan giriyor ise bunun içerisine ortak giriyor ise bir anlamda Bağkur sigortalılığıyla alakalı işten çıkış ve işe giriş bildirgesi dediğimiz bir bildirimin sosyal güvenlik kurumuna yapılması durumu hasıl oluyor. Yani bugün ben A Limited şirketinin %20 hissedarıysam %20 hissemin tamamını Resul Üstadıma devretmişsem benim adıma 10 gün içerisinde işten çıkış bildirgesi, Resul Üstad'ın adına da 15 gün içerisinde işe giriş bildirgesi ama Bağkur sigortalısı olması gerekmeyen kişi olsa bile, emekli olsa bile bu bildirgeyi verme yükümlülüğümüz var Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmenliğine göre ve bu bildirgenin verilmemesi ya da geç verilmesinin de bir asgari ücret tutarında para cezasına uygulanmasına yol açan bir sonucu var. Dolayısıyla ortak değişmesi durumunda eski ortak adına hisse devrinin olduğu andan itibaren 10 gün içinde veya yönetim kurulu üyeliğine seçildiği andan itibaren 10 gün içinde yeni ortak adına da 15 gün içerisinde kağıt ortamında düzenlenmiş olan işe giriş ve işten çıkış bildirgesinin şirketin merkezini içine alan sosyal güvenlik kurumuna şirketin kaşesinin vurularak verilmesi gerekecek. Orada işe başlama tarihi bölümüne de hisse devir tarihi ya da yönetim kurulu üyeliği tarihi veya işten çıkış bildirgesi için de işten çıkış tarihi bölümüne hisse devrinin gerçekleştiği veya yönetim kurulu üyeliğinin sona erdiği tarihi belirtmemiz icap ediyor arkadaşlar. Bunu da özellikle yeri gelmişken belirtmek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayır.
Kadıköy Belediyesi'nin Sayın Başkan Yardımcısı, İstanbul Müşavirler Odası'nın, Yönetim Kurulu'nun başkanı, üyeleri, yöneticileri, değerli meslek mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlere 4857 sayılı iş kanunu kapsamında çalışma hayatındaki mevzuat değişiklikleri ve güncel uygulamalar ve iş denetimiyle ilgili genel bazı başlıklar halinde bilgi aktaracağım. Konuşmamı 4 başlık altında topladım. Az önce bahsettiğim gibi 2014 yılı programlı iş denetimlerinden, çalışma hayatındaki yasal düzenlemelerden, 4857 sayılı iş kanunu uygulamalarından ve son olarak 4857 sayılı iş kanununda 6111 sayılı kanunla yapılan değişikliklerden başlıklar halinde bahsedeceğim. Şimdi iş denetimi nedir? Birçoğunuz meslek hayatınızda Çalışma Bakanlığı müfettişleriyle karşılaşmışsınızdır. İş denetimi, çalışma hayatıyla ilgili mevzuatın uygulanmasını, denetlenmesini, kontrol etmesini sağlayan genel teftiş biriminin ismidir. Ana amacı burada çalışanları korumak ve çalışma mevzuatının iş yerlerinde uygulanıp uygulanmadığını denetlemektir. Bunun için de denetimin iki ayağı var. Bir, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 6331 sayılı yasanın uygulanıp uygulanmadığını denetleyen, aynı birim içerisinde yer alan özellikle teknik ağırlık arkadaşlarımız, bir de çalışma koşullarının ne derece olduğunu değerlendiren, işin yürütüm anlamında denetim yapan iş müfettişleri var. Çalışma hayatının denetimi hepinizin bildiği gibi Anayasa'nın 49. maddesi ve devam eden maddelerde düzenlenmiş. Sonra bu 3146 sayılı Çalışma Bakanlığı'nın teşkilat yasasıyla beraber bu görev Çalışma Bakanlığı'na verilmiş. Bu yasa, bu teftiş hayatının denetlenmesi uluslararası sözleşmelerle de, 81 sayılı sözleşmeyle de bu görev yine iş müfettişleri tarafından yerine getirilmekte. Yasanın 91 ve 97. maddeleri arasında bu görevin iş müfettişleri tarafından yapılacağı bahsedilmektedir. Kurulumuzun merkezi Ankara olmakta, yaklaşık 1100-1150 civarında iş müfettişi var. Bu sayı 2010 yılına kadar 550-600 civarındaydı. Son 2-3 yıllık periyotta iki katına çıktı. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa grup başkanlıklarında yapılan var. Diğer gruplar, diğer iller bunlara bağlı. Bu gruplardan bu illere gidip denetim faaliyeti icra ediliyor. Çalışma hayatının denetlenmesiyle ilgili tarihi sürece de kısaca bakacak olursak, bu 3008 sayılı iş kanunuyla beraber İktisat Vekaletine bağlı olarak 1936 yılında iş dairesi olarak kurulmuş. Daha sonra 46 yılında bakanlık kurulduktan sonra Çalışma Bakanlığı bünyesinde faaliyetine devam etmiş. 1936-63 yılları arasında işin yürütüm yönünden denetim yapılmış. Sonrasında da teknik müfettişler dediğimiz veya teknik anlamda denetim yapan arkadaşlarla beraber bu yapı bir bütünlük haline getirilmiş. 1979 yılından itibaren de Teftiş Kurulu Başkanlığı merkezi yapıya kavuşmuş, bugünkü halini almıştır. ...2002 yılına kadar özellikle iş sözleşmesinin sona ermesinde işçilik alacaklarının tespit edilmesi veya işçi-işveren ilişkilerinde konunun incelenmesi iş müfettişleri tarafından yapılıyordu, biliyorsunuz. Bu o kadar ileri bir düzeye ulaştı ki iş yükümüzün %75'ine ulaştı. Asıl denetleme faaliyetini yerine getiremez olduk. 2011 yılında daha önceki yaptığımız pilot uygulamaların sonucunda 2011 yılından itibaren programı teftiş düzenlemesine geçildi. Özellikle 2011-2013 yılları arasında basın yayın kuruluşlarını aksetmiştir, duymuşsunuzdur. Çağrı merkezleri, konaklama sektörü, bankacılık sektörü, tersaneler bölgesindeki tersaneler incelenmesi, kamu hastaneleri, sağlık sektörü, karayolları dinlenme tesisleri, tekstil, dokuma, özel istihdam bürolarında işin yürütüm yönünden iş sağlığı güvenliği ile ilgili de inşaat, maden ocakları, kimya, lastik, plastik, büyük endüstriyel işletmeler, HES santralleri, tekstil dokum alanlarında iş sağlığı güvenliği denetimleri yapıldı. 2014 yılı için nasıl bir denetim faaliyeti öngörüldü diye düşünürseniz, başlık halinde bankacılık sektörü, 50 ve üzerinde tarım işletmelerinin bulunduğu yerler, kargo taşımacılık sektörü, beton santralleri, inşaat, maden, kimya, lastik, plastik sektörlerinde 1-1-2014, 31-12-2014 tarihlerinde iş denetimini gerçekleştireceğiz.
Burada daha teferruatlı olarak hangi alanlarda 2014 yılında gideceğimizi açıkladık. Belki meslek mensubu arkadaşlarımızın şu anda müşterileri varsa onlar da bundan haberdar olurlar bu sayede. Yapması gerekenler neyse onlara ilişkin gereğini yapacaklardır. Yine iş sağlığı güveniyle ilgili maden ocakları, mobilya sektörü bu denetim faaliyetlerinin içerisindedir. Çalışma hayatıyla ilgili iş kanunu 2003 yılında çıktı hepimizin bildiği gibi. Yönetmeliklerle beraber uygulamaya geçildi. 1475 sayılı iş kanunu yerine gelmişti bu. 2008 yılında özellikle Tuzla Tersaneler bölgesindeki iş kazalarının artmasıyla birlikte alt işveren yönetmeliği çıkarıldı. Yine 2008 yılında ücret, prim, ikramiye vesaire istikakların banka aracılığıyla ödenmesi çalışma hayatındaki düzenlemelerden sadece ikisi. Sonrasında 2011 ve 2012 yıllarından itibaren özellikle 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı iş kanunuyla beraber iş kanunun 77. ve 89. maddeleri ayrı bir yasa olarak Avrupa Birliği direktifleriyle beraber düzenlendi. 35-40 tane yönetmelikle birlikte uygulamaya geçti. 6356 sayılı sendikalar ve toplu sözleşmesi kanunu 2821-2822 sayılı sendika ve toplu sözleşmesi kanunun yerine uygulanmaya geçti. Yine 2012'de yürürlüğe giren borçlar kanunu 6098 sayılı borçlar kanunun 393 ve 469. maddeleri doğrudan çalışma hayatını ilgilendiren düzenlemeler. 2011 yılında yürürlüğe giren 6100 sayılı hukuk muhakemeleri kanununda da iş davaları ile ilgili dolaylı da olsa bir kısım etkileri bulunmakta. Aynı şekilde 6102 sayılı ticaret kanununda da dolaylı bazı düzenlemeler mevcut. Yine 2008 yılında 5763 sayılı istihdam paketi adı altında iş kanununda bazı değişiklikler, düzenlemeler yapıldı. 2011 yılında yürürlüğe giren 6111 sayılı yasada aslında bazı alacakların yeniden yapılandırılması, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigorta kanunuyla bir kısım kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde yapılan değişiklikler içeriyor. Bu uzun isim kamuoyunda torba kanun, torba yasa olarak bilinmekte. Yine bu dönem içerisinde çalışma hayatında özellikle bakanlığımızın teşkilat yapısında değişiklik yapan 665 sayılı kanun hükmünde kararnameyle birlikte çalışma hayatında bir kısım değişiklikler meydana geldi. Bu 665 sayılı kanun hükmünde kararnameyle beraber Çalışma Bakanlığı Teftiş Kurulları tek yapı altında birleştirildi. Özellikle bölge müdürlükleri kapatılıp İşkur il müdürlüklerine görev ve yetkileri devredildi. Bu yasanın 216 maddesi, 18 geçici madde olmak üzere toplam 234 maddelik bir düzenleme yapıldı. Aslında burada asıl olan devletin vergi ve prim alacaklarının yapılandırılması, bu arada da diğer yasalarda meydana gelen eksikliklerin düzenlenmesi söz konusuydu. Burada aşağı yukarı 8-10 tane yasada yapılan değişiklikleri ben özet olarak orada bahsettim. Buradaki en önemli değişiklikler az önce değerli üstadların belirttiği gibi yaklaşık 30 madde 5510 sayılı yasayla ilgili yapılan düzenleme, 4447 sayılı işsizlik sigortasıyla yapılan 10 maddelik bir düzenleme mevcut. 5 maddede iş kanunu ile ilgili yapılan düzenleme var. Bu düzenlemeler neler diye başlıklar halinde sizlere değerlendirecek olursak bunları, 4817 sayılı yabancıların çalışma izinleri hakkında kanunun 20. maddesinde bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeyle beraber aslında yabancı izinsiz yabancı uyruklu işçilerin çalışması daha önce iş müfettişleri ve sosyal güvenlik müfettişleri tarafından denetleniyordu. Ancak özel ve kamu katma bütçeli idarelerin teftiş ve denetim elemanları veya görevlileri tarafından kendi mevzuatları ile ilgili o iş yerinde inceleme yapıldığında bir izinsiz yabancı uyruklu işçiye karşılaşmaları halinde bunu direkt bakanlığa, İşkur İl Müdürlüklerine bildiriyorlar. Oradan gelen kayıt ve belgelerin içeriğindeki tespitler yasanın istediği şartlara uygunsa şayet İşkur İl Müdürlükleri tarafından ikinci bir de teftişe, ikinci bir değerlendirmeye gerek görülmeksizin ihlal edilen dönem ve yabancı uyruklu işçi sayısıyla birlikte idari para cezası uygulanmakta. Bu ikinci ve üçüncü paragraf bu yasayla birlikte getirilen düzenlemeydir. Yine
74. maddesinde bir düzenleme yapıldı. Kadın işçilerin doğumdan önce ve doğumdan sonra 8 haftalık dönemler içerisinde çalıştırılmamaları esas. Bu süreler eğer erken doğum olması halinde doğumdan önceki 8 haftalık süreç içerisinde ayrıldığında 2. 3. haftada kalan süreler doğumdan sonraki süreye ekleniyor. Yasada bu düzenleme getirildi. Bu düzenleme mutlak emredici bir hukuki düzenleme olup bunun kısmen veya tamamen kullandırılması diye bir keyfiyet söz konusu değil. Bu hükümlere uyulması esas. Yine bu düzenlemeye paralel olarak 5510 sayılı yasanın 18. maddesinde de bir düzenleme yapıldı. Yani doğum öncesi kullandığı doğum izninde, 8 haftalık izninden erken doğum olması halinde kullanamadığı sürelerin doğumdan sonra kullanıp bu dönemlere ilişkin geçici iş göremezlik ödeneklerinin ödenmesi gerekiyor. Yine 6111 sayılı yasayla beraber getirilen bir yenilik, bir düzenleme de şudur arkadaşlar. Özellikle 91. maddede belirtilen devletin çalışma hayatını denetleme yetkisi iş müfettişlerine verildiğinden bahsetmiştik. Bu dönem içerisinde hizmet akdinin sona ermesi halinde işçilik alacaklarının incelemesi 2011-2012 yılına kadar iş müfettişleri tarafından yapılıyordu. Bu safhadan sonra İşkur İl Müdürlükleri tarafından yapılmakta. Oradan gelen tebligatlara gidiyorsunuz. Oradan gelen kayıt ve belgeleri arkadaşlara ibraz edip sonuçlarını birlikte görüyoruz. Bu düzenleme tabii ne kadar yerinde ne kadar değil o ayrıca tartışılır. Bu konuda bir fikir, bir görüş beyan etmeyeceğim. Böyle bir düzenleme var. Bunu uygulamakla mükellefiz. Yine bu 6111 sayılı yasanın getirdiği yeniliklerden veya düzenlemelerden bir tanesi de İşkur İl Müdürlüğü tarafından yapılan hizmet hakkı sona eren işçilerin incelemesinde evrak ibraz etmemenin, istenen kayıt ve belgeleri götürmemenin, nasıl müfettişlerle ilgili düzenlenen kısımlar varsa müeyyidesi, aynı şekilde 92. maddede bu da düzenlenerek belli bir idari para cezasına bağlanmış oldu. Bir diğer yenilik bu düzenlemede 79. maddeyle İş Kanunu 108. maddesi de bir değişiklik yapıldı. 101 ve 106. maddeler idari para cezalarının düzenlendiği maddeler. Burada 101. maddede 30. madde kapsamında özürlü eski hükümlü istihdamıyla ilgili yapılan bir düzenleme. Bu kayıtlar üzerinde eksik olması halinde İşkur İl Müdürlüğü tarafından bu eksikliklerin neden giderilmediğine dair yapılan inceleme sonucunda bunu yerine getirmeyen işverenler için idari para cezası uygulanmakta. 106. maddede iş ve işçi bulma aracılık hizmetini düzenleyen bir hüküm var burada. Özel istihdam bürolarının, devlet tarafından yetkilendirilmiş özel istihdam bürolarının bu izni almadan bu faaliyette bulunması halinde İşkur İl Müdürlüğü tarafından doğrudan idari para cezası uygulanmakta. 2014 yılı için malumunuz bugünlerde revaçta yeni bir torba yasa gündemde. Görüşmeler devam ediyor. Bugün yarın çıkacak. Onun dışında kıdem tazminatı fon uygulaması gündeme geldi. Fakat uygulanması söz konusu olmadı. Taraflar bunda mutabık kalmadılar bazı hükümlerde. Yine torba yasanın içerisinde olduğunu bildiğimiz işçi alacaklarının devlet alacağından sonra gelmek üzere, bankaların önüne geçmek üzere bir düzenleme var. Alt işveren yönetmeliği ile ilgili tarafların belli bir düzenleme yapılıp çalışan ve çalışanın belli ölçülerde rahatlatılması yönünde bazı görüş ve beklentiler mevcut. Benim 6111 sayılı yasayla ilgili iş kanunundaki değişiklikler ana başlıklar halinde bunlar. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.